Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Karlı bir İstanbul sabahından yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Evet, İstanbul'da görüşürüz diyoruz. Niye öyle diyoruz? Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile beraber kalarak tur umutlarını 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak olan rövanşa taşıdı. Müthiş bir mücadele ortaya koyan sarı kırmızılarda özellikle kaleci Peña yıldızlaştı. İnaki Peña'nın mükemmel bir performans gösterdiği eski takımına karşı sarı kırmızılar demin de söylemiş olduğum gibi Katalan deviyle golsüz berabere kaldılar. De Jong'un 75. dakikaydı tahmin ediyorum. Evet, 75. dakikada direği böyle yalayarak geçen topun haricinde çok fazla pozisyonları var mıydı? Birkaç tane net pozisyonları vardı ama Peña hakikaten inanılmaz bir performans gösterdi. 78'de Gomis böyle 1-2 saniye geride dursa offside olmayacaktı. Harika bir gol attı ama maalesef offside gerekçesiyle gol iptal edildi. Katalan deviyle Galatasaray berabere kaldı. Ne diyebiliriz? Tabii Torrent'in kendi takımından yani Türkiye'ye daha yeni geldiği için o anlamda söylüyorum. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok fazla tanımamasından dolayı söylüyorum. Kendi takımdan daha iyi tanıdığı tanımış olması Galatasaray açısından büyük avantajdı. Barcelona'yı dün Galatasaray Avrupa macerasını iyi analiz ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Çıkışları sadece Babel Feguli'nin ayaklarıyla bırakıp Kerem ve Mustafa'yı da koşturmak istedi. Galatasaray özellikle Taylan ve Berkant'ın işi de bu vasıtayla biraz kolaylaşmış oldu. Hücum yönünde yaptıkları işler tercih edilmiş. İki hızlı bek bu yönleri derin savunma için kullanınca iş daha da iyi yürüdü. Merkezi kapatıp Barça'yı sürekli kenara yönlendirdiler. Kaleci Iñaki Peña MPS'in biri frikikten iki şutunu kritik kurtarışlara imza atarak maçın berabere bitmesine önemli pay sahibi oldu. Marco ve Nelson, özellikle onu da belirtmek istiyorum. Dinleyicimizi alacağım ama Marco ve Nelson ikilisi çok iyi mücadele etti. Markaj anlamında, müdahale anlamında, top kesme anlamında çok iyilerdi. Torrent'in zamanında oyuncu değişiklikleri yapması ve oyuna sonradan girenlerin de katkıları, hamlelerin çok doğru yapılması ve Galatasaray'ın sık sık da reaksiyon göstermesine sebep oldu. Bu oyuncu değişiklikleri Barcelona'nın da biraz daha bu değişikliklere karşı reaksiyon gösteremedi. Barcelona tabii artık tur umudu 17'sine kaldı. Galatasaray'la ilgili bugün netleşecek tahmin ediyorum. Dönüşleriyle ilgili belki İspanya'da kalıp direkt daha sonra gelebilir hava şartlarından dolayı veyahut da bir Antalya'ya geçme durumu var Galatasaray'ın. Belki orada birkaç gün çalışıp daha sonra da pazartesi günü derbi için İstanbul'a gelme durumları var Galatasaray'ın. Ama ilerleyen saatlerde durum tamamen netleşecek. İstanbul'daki hava trafiğine kar yağışının etkinliğine veya yönetimin alacağı karara bağlı her şeyi, onu da belirtmek istiyorum. Futbol Disiplin Kurulu Hikmet Karaman'a bir maç, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe 196 bin, Selahattin Baki 15 gün hak mağlubiyeti ve 17.500 lira para cezası verdi. Mert Hakan Yandaş'a 2 maç, İrfan Can Kahveci'ye 1 maç, Trabzonsporlu Pukasa'da 2 maçtan men cezası verdi. Onu da söyleyelim. Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe maçına Volkan Bayastan, Trabzon maçına ise Ali Şansalan atandı. Ahmet Ağol'un bu hakemlerle ilgili, 13 hakemin hakemle ilgili MHK'nin aldığı kararla ilgili
Görüş ayrılığı olsa da genel olarak zamanlamasıyla ilgili endişemizi dile getirmek istiyoruz tarzı bir açıklaması var. Detaylı açıklamasına birazdan devam edeceğim. Öte yandan kulüp takımlarından biraz da baktığımız zaman bugün gazetelerde biraz ön plana tabii ki tamamen Galatasaray çıktığını biliyoruz. Ama Cornelius'tan sonra Charlotte'tan sonra Cornelius'a da Leipzig'in talip olacağı ve yakın şekilde temasta geçtiği, menajerler vasıtasıyla görüşmelerin başladığı konuşuluyor. Biliyorsunuz Cornelius da Trabzon'da ikinci bağrını yaşamaya başladı. Charlotte'dan sonra da Leipzig kulübü Cornelius'a kancayı takmış vaziyette. Bir de Trabzonspor'dan bir haber daha var bugün gazetelerde. Kaan Ayhan'la ilgili özellikle önümüzdeki senenin plan programını yapan Abdullah Avcı, Kaan Ayhan'ın da stoper konusunda öncelik anlamında transfer edilmesini istediği yönde haberler var. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar, kime görüşüyoruz? Adımlama da özür dilerim. Bilal Arslan'ım. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaray'ı tebrik ediyorum abi. Bizim pazartesi günü bir tane maçımız var Galatasaray'la. Derbi maçı oynayacağız. Şimdi televizyonda Galatasaray yorumcular çıkıyor. Diyorlar ki pazartesi maçı iptal etmesi gerekir diyor. Yani ben buna katılmıyorum. Ne gerek var yani? Hava şartlarının tabii şu anda bak hava şartlarının ne olduğu bilinmiyor. İstanbul'da durumun ne olduğu belli değil. Maçın oynanıp oynanamayacağı onunla sıkıntılar var. Devamlı biliyorsun uyarılar geliyor hava şartlarına yönelik. Okullar biliyorsun pazartesiye kadar tatil edildi. Yani bu şartları da göz önünde almak lazım. Ama tabii ki zemin çok önemli. Zeminin durumu çok önemli. Hava şartları çok önemli. Tribünlere insanların gelecek olması çok çok önemli. Bu anlamda. Yok Aygün abi, tamam hava şartlarından olur iptal edin. O başka şeyden söylüyor. Ya Galatasaray Avrupa Ligi maçı var. Pazartesi oynanmaması lazım. Bu Türkiye için oynanmaması lazımmış. Ya o saçma. Galatasaray yorumcular söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Biz bundan 3 sene önce Beşiktaş Norveç'te bir maç yapıyor. Gece saat 1'de maç gidiyor. Sabah cuma günü dönüyoruz. Pazar günü Galatasaray Beşiktaş maçı oynanıyor. Bir de pazartesi oynamıyor, pazar günü oynanıyor. Ben bunu söylemek istedim. Ben anladım. Buna katılmıyorum sadece. Anladım. Ne demek senin anladım. Ben sadece hava şartlarından dolayı söylediklerini tahmin ediyorum. Yok, ben öbür türlü düşünüyorum. Anladım. Peki, tamam. Teşekkür ederim abi. Tabii şimdi demin de söylemiş olduğum gibi Galatasaray'ın durumu tam belli değil. Yani takımın nereye gideceği belli değil. Belki İspanya'da kalma durumu olacak Galatasaray'ın çalışmalarına devam etme anlamında. Çünkü Sayın Torrent'te hava şartlarından dolayı idman yapılamamasının sıkıntısını belirtiyor ve sık sık bu konuda ya burada kalacağız diyor ya da direkt Antalya'ya geçip Antalya'da çalışmaları devam ettirip daha sonra da İstanbul'a gelip maçı oynamayı istediklerini belirtti Sayın Torrent. Dediğim demin de az önce de söylemiş gibi olduğu gibi yani herhalde tam bir öğleden sonraya kadar bu iş bugün netleşir. Bugün saat 15'te biliyorsunuz Sayın Başkan Ali Koç'un da son MHK'deki yaşanan olaylarla ilgili bu hakemlerin kadro dışı kalmalarıyla ilgili oyun dışına atılmalarıyla ilgili artık düdüklerinin verilmeyeceği yönündeki haberleriyle ilgili çok önemli açıklamalar yapacak Sayın Ali Koç'un çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu ve çok önemli bazı belgeleri paylaşacağı, bazı video görüntüleri paylaşacağı da gelen bilgiler arasında saat 15'ten itibaren hem Radyo Spor'dan bu basın toplantısını dinleyebilir hem de ajansspor.com sitesi üzerinden de oradaki gelişmeleri an ve an takip edebilirsiniz. Zaten ben de saat 3 gibi orada olacağım. Ben de o toplantıyı takip edeceğim. Günaydın. Aygın Bey, iyi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? İyi yayınlar, ben Ankara'dan Kadir Erdoğan, Galatasaraylıyım. Buyurun Kadir Bey. Benim şöyle bir önerim olacak, bir tane takımımız kaldı. Bu Beşiktaş maçının ertelenmesi mümkün değil. Böyle bir girişim var mı bu konuda bilgi alacak? Herhangi bir girişim yok o konuyla ilgili. Sadece hava şartlarından dolayı belki şey olabilir ama tabii Barcelona, Beşiktaş Barcelona maçından dolayı işte aradaki maçın ertelenmesi işte demin de sizin söylemiş olduğunuz gibi işte arkasından bir maç oynayacak yorulmam anlamında sakatlık vermem anlamında diye bir düşünceler var bazı Galatasaraylılarda ama şu ana kadar netleşen bir konu yok. Sadece hava şartlarından dolayı bir sıkıntı yaşıyor Galatasaray Spor Kulübü. O da şu anda çalışmaları İspanya'da devam ettiriyor. Bizce hak ettik yani böyle bir ertelenme ama bilmiyorum Federasyon ne diyecek. Tabii ki ama Galatasaray Spor Kulübü'nün şu dakika itibariyle bununla ilgili bir itirazı yok. Şey yok. Maçın ertelenmesine yönelik bir isteği yok. Onu da belirtelim.
Aslında işte bu federasyonun bunu düşünmesi lazım ama bizim Nihat Özdemir... Bu federasyonun düşüneceği bir şey değil, kulüplerin düşüneceği bir şey. Kulüpler istekte bulunacak ama Beşiktaş'ın da bunu kabul etmesi lazım. Galatasaray istekte bulunması lazım. Ondan sonra da federasyonun karar vermesi lazım. Bu işin federasyon değil, kulüpler düşünmesi gerekiyor. Federasyonla alakalı değil bu konu. Teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize bakın. Sağ olun. Tabii Barcelona, Beşiktaş, Barcelona 3B diyorduk geçen haftalarda da. En zorlu bir viraj diyorduk. Ama hava şartlarından dolayı belli bir kısım ertelenmesini düşüncesi içerisinde belli bir kısımda işte Barcelona maçı var. Dün akşamki skordan sonra takımın tur atlama durumu var. Ondan dolayı bu maçın ertelenmesini düşünenler de var. Ama tabii bununla ilgili kararı kulüp başkanları verecek. Sayın Burak Elmas'la Sayın Ahmet Nurçebi belki bir telefon görüşmesi yaparlar. Belki bir ortak noktada buluşurlar ama lig öyle periyodu da o kadar sıkışık karışık ki nereye ertelersen de bu maçı nereye koyacağın tarzında da bir problem yaşanabilir. Ama demin de söylemiş olduğum gibi bununla ilgili kulüp başkanları karar vermesi gerekiyor. Ondan sonra bu dilekçelerden sonra da Futbol Federasyonu son noktayı koyacak. Bir ara verelim. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra telefon almaya başlayacağız. 11-10 kalından itibaren de programın ikinci bölümüne geçeceğiz ama biliyorsun bu ikinci bölümde de yeni konsepte telefon da alıyoruz ara ara. Konuklarımıza sizler soru soruyorsunuz. Konuğumuz da o sorunuza göre yorumlar yapıyor. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, karlı bir İstanbul sabahından selamlar. Günaydın abim, iyi yayınlar diliyorum. Bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İnşallah burada galip geliriz. Barcelona'ya yenecek gücümüz var demiş. Benim yaramaz Togom Yağmur. Değil mi? Öyle olması lazım. Evet, benim yaramaz Togom Yağmur. Günaydın. Günaydın. Selamun aleyküm. Trabzon'dan, karlı bir Trabzon sabahından, Boztepe'den. O biçim kar yağıyor. Boztepe'de... Bilirim yani. Aa, gittim. Bilir misin? Bilirim. Peki eski bir ismi aklımda yok. Eski bir Fransız bir düşünür buradan Boztepe'den seyretmiş. Dünyada dedi böyle yer görmedim. Güneşin doğuşunla batışının en iyi aynı yerde gördüğüm. Yani öyle bir şey aklıma geldi de söyledim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Zihni, Trabzon. Buyurun Zihni Bey. Buyurun. Şöyle söyleyeyim size. Galatasaray'a öncelikle tebrik ederim. Çok defans yaptı ama olsun. Bir puan da bir puandır. Hiç futbolda her şey var. Barcelona'yı açık oynarsanız sıkıntı yaşarsınız. Ya bence çok akıllıca bir hamle yaptı orada Torrent. Yok, çok akıllı yaptı da. Çok akıllı yaptı canım, ona zaten bir şey dediğimiz yok. Yani ben düşünüyordum mesela öyle bir vardır ki futbolda bir tane şut, biliyorsun bazı maçlarda bu gerçekleşiyor. Tek doğru. Bir şut, doğru. Defans oynarsın bir çıkarsın, bir tane atarsın, tutar kaleye gider çatala, gol olur. Futbolda doğru. Vardır bu. Doğru. Ben şunu söyleyeyim size, size değil de bütün spor dinleyicilerine. Şimdi bu hakemler olayında tamam, zamanlama yanlış. Gerçekten yanlış. Bu zamanda zamanlama yanlış. Ben Trabzonlu olarak diyorum. Ama ve lakin böyle bir şey yapılacaktı. Ama zamanlaması gerçekten yanlış. Yanlış. Şunu size söyleyeyim. Edindiğim intiba ve yıllardan beri yaptığım yani böyle hesaplara göre futbol aşağı yukarı tahminen bu sene, önümüzdeki sene yani 2022-23 28 veya 30 takıma çıkabilir. Bunu yaz bir kenara orada. Doktor Zihni dedi. Lakabım doktordur. Zihni aydın. Bak 28 veya 30 takıma çıkar. Yani bu sene diyorsunuz düşmeyi kaldıracaklar mı anlamına getiriyorsun? Tabii. Dün böyle bir şey vardı. Dün böyle bir sosyal medyada bir haber vardı ama daha sonra Tahir Kıran açıklama yaptı. Ben sosyal medyadan anlamam. Ben gülümün ağzına da bakmam. Kendi düşüncemi... Kendi düşüncemi söylerim. Anladım. Bak size şunu söyleyeyim. Sezon sonunda da bu tekrar kalan hakimlerin de yarısı gidebilir. Bak açık söyleyeyim size. Sezon sonu da diğerlerinin de yarısı gidebilir. Bak açık söyleyeyim. Peki. Bu kadar. Peki. Yalnız hakemler üzerine bu kadar yüklenilmesin. Hele hele şimdi genç hakimler gelecek, tamam mı, gençler. Hı-hı. Onlara sakın laf, genç hata yapabilir. Ama hatasını anladı mı düzeltir. Çünkü hiçbir kimsenin bir yönü olmaz. El öpen olmaz. Hı. Tamam mı? Doğru. Neyse hak onu verir. Vicdanen maç yöneter. Hakimlik budur. Bütün dinleyicilerimiz
Saygılar, sevgiler, hoşçakal. Sağ olun Zini Bey. Çok teşekkür ederim. Seni beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Seni de beğeniyorum. Sağ olun. Geldiğimiz zaman inşallah uğrarız oraları Zini Bey. Söyleriz de. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakınız. Trabzon'a geldiğimiz zaman da. Dün Zini Bey söyleyince şimdi aklıma geldi. Dün sosyal medyada bir haber sitesi Malatya ve Rize başkanlarının ismini vererek sezon içerisinde düşmenin kaldırılması yönünde bir haber yaptılar. Ve bu haber bayağı bir sosyal medyada etkileşim yapmaya başladı. Daha sonra tabii hemen Rize Spor Başkanı Tahir Kıran açıklama yaptı. Yani herhangi böyle bir konuda bir düşünceleri olmadığını, böyle bir açıklama yapmadıkları yönünde bir açıklama yaptı. Ama tabii yeni Malatya Başkanı'nın da sık sık hakem hatalarından dolayı çok fazla puanlarının kaybedildiğinden sıkıntı yaşadıklarını ve şu andaki durumların en büyük sebeplerinden bir tanesinde bu hakemler ve verilmeyen kararlar, çalınmayan düdükler olduğunu belirtti. Şimdi dün de söyledik, bu operasyon aslında Serdar Tatlı döneminde galiba yapılması düşünülüyormuş ama o dönemde Serdar Tatlı buna sıcak bakmadığı için istifasını vermek zorunda kalmış. Bu döneme denk geldi ama bu dönemde keşke 10 maç sonraya beklenseydi. Dönem açısından, gün açısından bence çok sıkıntılı. Herkesin kafasında soru işareti oluşturacak bir dönem. Sayın Ferhat Gündoğdu şu aralar sık sık her yere konuşuyor. Kafalardaki soru işaretlerini bertaraf etme anlamında ama yapmış olduğu açıklamalar maalesef kimse tarafından çok fazla, yani özellikle spor camiası içerisinde çok fazla tatmin etmiyor açıklamalar, yaptığı açıklamalar. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ankara'dan Mehmet, ben abi Mucuoğlu. Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, hafta içinde görüşmüştük maç öncesinde zaten. Doğrudur, doğrudur. 0-0 skoru söylemiştim. Ben hatta Galatasaray'ın Avrupa'da çok farklı oynadığını burada defalarca aynen söyledim. Hı-hı. Aynen. Siz de bunu konuşmuştuk abi. Sonrasında bağlananların hiçbirisi de bu 3 maçta puan alacağımıza bile şey vermedi. İhtimal vermiyorlar. İhtimal vermedi. Hı-hı. Şimdi onlar acaba utanıyor mudur? İlk önce onu çok merak ediyorum. Benden sonra bağlanan 2-3 kişi de aynısını söyledi hatta. Yani Torrent bu takımda olamaz. Ya tabii herkesin burada, herkesin bir görüş var. Onların da görüşüne saygı duymak lazım. Ama Galatasaray'da abi kendi takımına güvenmemişti. Ona biraz gerildim ben sadece. O anlamda diyorsun. Dün çok iyi top oynadık. Hatta şöyle söyleyeyim abi. Biz dün çok iyi top oynamadık. Biz en doğru maç oynadık. Oynatmadın yani rakibini. Aynen, doğru maç oynadık abi. Biz çok iyi oynamadık. Yani 13 kornerler, 40 tane orta açmış. Bizim defansan savunmamız falan ama Barcelona'ya karşı başka bir şey yok. Abi bence Kerem'i besleyemedik gibi geliyor bana biraz. Yani çıkamadık, daha doğrusu ne Anahold ne Boya çıkamadı. Adamlar çıkarmadı. Yalnız Kerem'in bir vuruşu vardı böyle gibi. Geldi ayağına çarpıp hafif böyle direği sıyırdı. Yani çarpmasa belki de gol olabilirdi. Abi Ertel Şener'in dediği gibi o bacak nereden çıktı diye. Ha yani şeyin bak. Nereden çıktı diye. Valla Ertem'i de tebrik etmek lazım. Hakikaten son birkaç gündür yapmış olduğu yorumlarla. Özlemişiz ya bu tip yorumları, ben söyleyeyim. Valla abi biz bir de şöyle bir durum. Avrupa Fatihidir dediğimizde altını dolduracak maçı oynadığımız için de çok mutluyum ben. Aynı o Avrupa Fatihi ünvanlarımızı aldığımız dönemdeki maçları oynamaya başladık. İşte stadın mesela bundan sonraki maçlarda hep dolu olacağına inanıyorum ben. İnşallah büyük bir ihtimalle Beşiktaş maçını alırız ama Beşiktaş maçını alırsak Barcelona'yla ilgili sıkıntı olur abi. Benim istatistiğimi hatırlıyorsundur belki. Ligde kazandığımızda Avrupa'da sıkıntı yaşıyoruz diye. Ama yenildiğimizde orada puan alacağımı söylemiştim abi size. Ama yani Avrupa'ya çok farklı çıkıyor Galatasaray. Onu söylüyoruz. Yani onun ligdeki skorlarla alakalı değil o iş. Ben öyle söyleyeyim sana. Ben öyle düşünüyorum abi, bilemiyorum. Peki. Yani kafalar çünkü Avrupa'ya gidiyor gibi geliyor maç yaparken. Peki. Öyle hissediyorum. Dün bir tek şeyi söyleyip merak ediyorum abicim. Yani Fegüli bu kadar durmalı mıydı sahada? Ya tabii şimdi bazı isimlerle ilgili sen de ben de aynı görüş içerisinde oluyoruz ama tabii burada hocanın ondan beklentisi çok önemli. Belki hoca kafasında ona vermiş olduğu görevi yaptığından dolayı belki de tutmuş olabilir. Anlatabildim demek istedim. Belki sana hoş gelmeyebilir o futbolcunun hareketleri ama bazı maçlardan sonra biz hocalarla sohbet ediyoruz. Ya hocam diyoruz, bunu niye tuttun? Hı hı. Ya diyor, sen öyle görüyorsun ama diyor ben ona farklı bir görev verdim diyor. O görevi yaptığından dolayı orada kaldı diyor. Anladın mı demek istediğimi? Yani şimdi bilemiyoruz.
görmediğimiz. Belki bizim görmediğimiz, hocanın belki de yapmasını istediği bir şeyler vardır. Onu yapmıştır. Bilmiyoruz şimdi bak. Aralarında ne konuşuldu bilmiyoruz. Şimdi Torrent akıllı bir insan. Yani durup dururken çok kötü olan bir oyuncuyu da atıyorum uzunca bir sürede sahada tutacak bir insan değil. Herhangi bir teknik direktör de aynı şeydedir. Ama hocaların futbolculara vermiş olduğu farklı bazı pozisyonlarla ilgili beklentileri anlatıyor. Belki o beklentileri karşıladığından dolayı tutmuş olabilir. Anlatabildim demek istediğimi. Anladım. Doğru. Bir de ben şimdi söyleyeceğim abi. Bayağı uzun bir yorum yaptım ama herhalde anlattım. anladım. Doğru söylüyorsunuz abi. Şey midir abi, bu Barcelona maçıyla ilgili bir forma var mı ya da Beşiktaş maçıyla ilgili? Barcelona maçıyla ilgili bir kulüple konuşacağım bakayım. Eğer bir forma gelirse onu halletmeye çalışacağım ama bu söz vermiyorum. Bu maçta olsaydı direkt skoru bildiydim abi ya. Yapma be. Belki abi, ben söyledim, konuşmuştuk bunu net. Ama işte bakalım o sıfır aynı skoru kaç kişi verecek, o da vardı. İşte ilk ben bağlansaydım. peki. Abi peki. Bu şeyde de Avrupa maçında 1-0 yeneceğiz. 50 bin kişi bundan sonra görür abi o şey. Taraftara küstü diyenler görür gibi geliyor bana. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abicim kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar. Tuncay Toraman. Günaydın Yeşilçam'ın yakışıklı artisti Aygün abi. Vay 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 sevgili kardeşim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ederim. İnşallah ikinci maçta da maçı alır, turu atlarız. Bak ne kadar güzel bir şey. Atlarız cümlesi çok güzel bir şey. Bir daha Aygün abi, dün bazı spor kanalında, isim vermek istemiyorum, canlı yayında hakem durumları konuşurken çok normalmiş gibi konuşuyorlar. Abartıyor gibi konuşuyorlar insanlar demiş. Sen ne düşünüyorsun Aygün abi? Sevgiler saygılar, Hollanda'dan Tuncay Toraman 55. Şimdi bu iş bence abartılması gereken bir iş. Büyütülmesi gereken bir iş. Günlerce konuşulması gereken bir iş. Ligin bitimine 10 hafta kala böyle bir operasyon yapıyorsan kimse bana gelip de yok efendim o şahıs kendini kurumun üstünde tuttu dediği şahıs yıllardır burada. Aynı. Değişen bir şey yok ki. Atıyorum Cüneyt Çakır'ı belki bahsetti. Kurumun üstünde tutuyor dediği isim. Bilmiyorum. Yani ben kendimce yorum yapmaya çalışıyorum. Cüneyt Çakır yeni değil ki. Yıllardır burada. Performansları yetersiz dedi Ferhat Gündoğdu. Bu hakemler işte 3 gün önceye kadar 150'ye yakın maç yönetti. Bir tanesi 50 tane, bir tane hakem de 50 tane vara girdi. Kulüplerin durumu ne olacak peki? Madem performansları yetersizse niye daha önce bu operasyon yapılmadı? Günaydın. Alo, günaydın. Merhabalar. Dinliyoruz sizi. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo Aygün abicim, merhabalar. İstanbul'dan ben Hüseyin, nasılsın? Sağ olun Hüseyin Bey, iyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de iyiyim, hoş bulduk, teşekkür ederim. Galatasaray taraftarıyım. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Barcelona kurası eşleşmesi dediğimde zaten ne demek istediğimi anlayacaksın. Adım adım gidiyoruz abi. Merdivenlerin yani, yavaş ve emin adımlarla çıkıyoruz diyorsun. Yani şu şekilde esasında ben o zaman yine bağlandığımda Barcelona'yı çekeceğimizi, orada beraber kalacağımızı söyledim. Doğru. Hatırladıysan. Ben farklı bir takım söylemiştim, doğru, sen Barcelona demiştin, doğru. Evet, şeyden bahsederek Mancini, Juventus ve bak abi, tamam. Bak abi gene kar yağıyor, bak gene kar yağıyor, gene beraber kaldık. Yani bunlar bir işaret diye düşünüyorum. Beşiktaş maçı yani, işaretin ne peki senin? Abi ben sana çok net bir şey söyleyeyim Beşiktaş'la alakalı. Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın o maça inan yedek ağırlıklı kadroyla çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Bence Beşiktaş maçından sonra artık Barcelona maçı Galatasaray için çok daha önemli, çok daha kritik. O yüzden evet Beşiktaş maçı kolay geçmeyecek. Ama Beşiktaş maçından şimdi bulunmuş olduğun pozisyon itibariyle de anladın ne demek istedim sen. Tabii. Çok kritik yerdesin. Ama o zaman yani bence hocanın gerçekten ciddi bir rotasyon yapacağını düşünüyorum Beşiktaş maçına. Yani kolay maç tabii ki değil, derbi sonuçta ama 4 gün sonra da Barcelona maçı var. Yani sen abi Torrent olsan gerçekten Barcelona maçını çıkartacaksın, kadroyla mı çıkarsın bu maça, yoksa daha farklı bir kadroyla mı çıkartacaksın? Ya birincisi şu, yani Avrupa'da insanlar, kimse kusura bakmaz, kulüpler haftada 2 maç 3 maç yapıyor. Mutlaka. Niye yapamıyoruz biz? Şimdi senin kadronda şimdi söylemek de istemiyorum. Kaç tane yabancın var? Bunlar nereden geldi?
Avrupa'dan geldi. Zaten bunlar bu iklime, bu oyuna haftada iki maç, üç maça alışkın insanlar. Ama yani ben olsam, bak ben olsam, evet, ben olsam, evet, kadroyu bozma. Yani Beşiktaş maçındaki atıyorum, Beşiktaş maçını atıyorum bak mesela, sakın Beşiktaş'ta diyelim ki kazandı, evet, Beşiktaş maçını. O, evet, kadroyu bozmam, Barcelona maçına da aynı kadroyla çıkarım. Mesela dün akşamki kadro iyi bir kadroydu. İyi bir kadroydu. Belki forvet anlamında farklılık da olabilir. Belki Gomis, Momis anlamında söylemek istiyorum. Anladın mı ne demek istediğimi? Başlama anlamında. Ama o kadroyu bozmam. Ya bir de 4 gün, bir de 4 gün bak, bir de 4 günlük bir süre var. Maç bittikten sonra az bir süre değil yani. İstanbul, gene İstanbul'da kalacak. Takım da bir yere de gitmiyor. O da yani bir avantaj. O avantaj tabii yani, İstanbul'da ondan dolayı. Oynuyorsun. İstanbul'da devam edecektin. Ama ben hani burada birinin şahsi görüşüm. Ben gene Muhammed'le başlarım. Çünkü Gomis de abi yaşı itibariyle de ilk 11'de başladığında kaldıramıyor. Ha, son yarım saat 20 dakika bence başarılı Gomis, olur. Gomis ama iyi golcü. Yakaladın mı da, yakaladın mı da, yakaladın mı da? Sen erken bir gol atarsan, erken başlayıp erken bir gol atarsan maç çok farklı yerlere gider. Çünkü bu maçta, bu maçta biliyorsun deplasman gol avantajı falan filan da yok biliyorsun maçlarda. Tabii. Yani burada Galatasaray kazandı. 2-1, 3-1, 2-2, 3-2, 4-3. Ne olursa olsun kazandığı zaman Galatasaray tur atlıyor. Doğru mu? Ondan dolayı sen bir gol atarsan, erken bir gol atarsan rakip senin üzerine daha çok gelir. O zaman daha çok pozisyon yakalayacaksın. Bir de Toran şuna vurguluyor abi, dikkat ettiysen. Ben gerçekten beğeniyorum. Ne olursa olsun beğeniyorum ve arkasında durulmasını ben yanayım. Diyor ki gün geçtikçe diyor takımın diyor koşu performanslarından yani artıyor diyor ve çok memnunum diyor. Burada bence senin söylediğine dayanarak şunu söylüyorum. Hani haftada fizik gücü arttı. Bravo. İki maçı çıkartabileceğimizi şu an yani niye çıkartamıyorduk? Abi Tudor zamanında da evet, Tudor 6. hafta, özellikle 8. hafta gitti, sonra Fatih Terim geldi hatırlarsın. O sezon Tudor'lu takım müthiş bir baskı kuruyordu. Müthiş oynuyordu mesela. Çok iyi bence antrenörü, iyiydi yani. Çok iyi disipline ediyordu. Bence Torrent de aynı seviyede yani oyuncuları çalıştırıyor. Bence o yüzden bu takım çıkartır diye düşünüyorum iki maçı. Ha, Galatasaray'ın son bir şey söyleyeceğim. İki yere talepte bulunmaması gerekiyor. Yani Beşiktaş maçıyla alakalı bir yere bağlayacağım bunu da kapatmadan önce. Federasyona gidip de hiç ertelemede bulunmasın abi. Nasıl olsa kabul görmeyecek. Yani nasıl olsa kabul görmeyecek yani. Federasyonun ben ertelemeyi kabul edeceğini zannetmiyorum, bilmiyorum. Burada da senin düşünceni merak ediyorum. İnşallah. Yani ben de ertelemenin... ertelemenin kabul göreceğini tahmin etmiyorum. Yani ama şu ana kadar Galatasaray Kulübü'nden de bugün günlerden Cuma. Yani bu dakika itibariyle bu daha önce yapılması gereken bir şeydi. Onu söyleyeyim. Yani bu dakikadan sonra... Bence hiç talep etmen gerek yok. Az önce de söylediğimiz gibi maç zaten İstanbul'da, Barcelona'da maçı. Arada 4 günlük bir mesafe gün var. Yani inşallah Barcelona'yı elersek yine hattını düşür. Seninle konuşmayı çok istiyorum. İnşallah. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Dördüncü son biliyorsun değil mi? Evet. Yani şöyle, seni gerçekten yani seninle tanışmak istiyorum. Hani görmek istiyorum. Her zaman kardeşim, her zaman. Ben şimdi benim için bulunduğum yer, onu da söyleyeyim. Akasya'dayım ben. Akasya AVM'deyim. Öyle mi? Evet. Evet. Akasya'ya çok gidiyorum ben. Gerçekten mi? Evet. Abi peki çalıştığım yeri söylesem sıkıntı olur mu? Yoksa... Yok, bana şeyden yaz. Instagram veya Twitter şeyden yazarsın. Instagram'dan yazarsın. Takip ediyor musun beni Instagram'dan? Abi bir şey söyleyeceğim. Çok net. Ben ikisini de kullanıyorum. Ben sosyal medya kullanmıyorum. Gerçekten kullanmıyorum. Ya ama... sen telefonu kapatma şimdi, Hakan arkadaşımız nerede çalıştığın numarası şeyini alır. Reklam yapmamış tamam, oluruz. Ama, peki. Tamam, telefonu kapatma. Yok, kapatmıyorum. Yani seni de gerçekten bekliyorum. Tamam mı abi? Sağ ol kardeşim, kendine çok çok iyi bak. Eyvallah, tamam, kapatmıyorum telefonu. Yok, kapatma şimdi, Hakan kardeşimiz alacak şeyi sevgili kardeşim. Şimdi bazen böyle geliyor. Özellikle maçlardan önce sosyal medyadan da geliyor. Elimden geldiğince tabii ki gelmeye çalışıyorum. Bazen tabii yayınlar, farklı yayınlar da oluyor biliyorsun. YouTube yayınları oluyor, bazen TV yayınları oluyor, oralara da gitmek zorunda kalıyoruz. Özellikle şu işte mesela, şimdi onu konurken demin mesajını okuduk, Tuncay kardeşimiz mesela Hollanda'dan geldi ama görüşemedik, kusura bakmasın, belki bir dahaki sefere görüşürüz. O gün benim günüm doluydu, onun günü boştu, onun boş, benim boş olduğum gün onun dolu oldu falan filan, böyle şeyler de oluyor. Abi günaydın. Kırmızı kartı gören İrfan Can, iki maç ceza alan Mert Hakan federasyonu anlamak gerçekten çok demiş Adem Göktaş.
Abi Iniesta Peña parçalıydı artık. Parçalı Xavi Galatasaray'a acı çektireceğiz diyordu ama gerçek acıyı Samiyen'deki atmosferde görecekler demiş Ümit Hamza. Yalnız bir şey söyleyeyim. Barcelona'nın 3. kalecisi belki geri döner mi dönmez mi bilmiyorum. Tabii kiralık olarak geldi. Ama Galatasaray mutlak surette işte ne bileyim Taferel'lerden sonra, Mondragon'dan sonra, Mustera'dan sonra. Şimdi kimse kusura bakmasın. Mustera artık yavaş yavaş yaş itibariyle bir de sık sık sakatlanması itibariyle yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Jübile'ye doğru gidiyor. Galatasaray mutlak surette artık satın alma opsiyonlu mu olur? Ne yapar, ne eder? Barça, Barcelona verir mi? Vermez mi? Bilmiyorum ama eğer oynatmayacak büyük ihtimalle Barcelona zaten Peña'yı ilk kaleci yapmayacak ama kiralama anlamında önümüzdeki sezonda kiralaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok iyi kaleci. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. 11'e 10 kalaya kadar dinleyici alacağız. Programın ikinci bölümünde Oğuzhan Yokuş, Görmen Gelen bir takım oyuncusu bizle beraber olacak. Onunla dünkü Galatasaray maçını yorumlayacağız. Hem bu MHK'deki hakemlerle ilgili konuları detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama dediğim gibi o yayın sırasında da ara ara telefonları açacağız. Belki sormak istediğiniz bir soru vardır. Onları da Oğuzhan'a sorarsınız. Günaydın. Günaydın. Ay, günaydın abi. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Selçuk Özgür abi. Hasta Fenerli. Nasılsınız Selçuk? Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben tedavisi görenlerdenim Aygün abi. Nasıl bir hasta? Geçen de Crespo için konuşmuştuk. Siz demiştiniz çok iyi koşuyor falan. Benden sonra 2-3 kişi daha bağlandı. Şey abi, mi dedi işte atlet mi falan filan tarzı muhabbetler yapıldı. Yani. Evet abi, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben artık hani topun peşinde böyle koşan insanları Fenerbahçe'de istemiyorum. Öyle deli dana gibi koşuyorlar. Hani top koşturacak topçular lazım bize. Böyle Alex gibi, Santos gibi. Artık böyle ne bileyim. Alex yani, çok koşuyor muydu? Koşmuyordu ama topu koşturuyordu. Ben o anlamda diyorsun. Aynen. Hani kalkıp Crespo gibi o say ya çok iyiler ama Fenerbahçe'nin çizgisinin altındalar Aygün abi. Bir de ikincisi İsmail Kartal'a hiç anlamıyorum. Ya 5 haftadır İrfan Can oynamıyor. İrfan Can'ı derbi maçında oynatıyorsun. Yani bir de kalkıp orada Arda Güler gibi bir çocuk var. Ya bir oynat şu gençlere. Burak nerede gözükmüyor. Geçen sene hep onu konuşuyorduk. Burak yok, şu yok, bu yok. Yani gönderiyorsun Muhammed'i gönderiyorsun Rize'ye. Ya Rossi'yi niye tutuyorsun? Oynat, sen de bir Fenerbahçe'nin evladısın yani. Bir de Fenerbahçe'nin taraftarlardan şunu çok istiyorum ya. Fenerbahçe yıllardan beri hep doğranıyor. Bak yemin ediyorum böyle döner gibi doğranıyoruz biz. Niye abi bizim bir sahibimiz yok? Ya Ali Koç olsun olmasın, eski başkanlar olsun. Ne yaptık biz yani onlara? Tamam, görevini yaptılar. Zaten bir atasözü vardır. Vatanda en çok seven görevini en iyi şekilde yapandır. Ya biz Aziz Yıldırım'ı da çok sevdik. Ya bir çık Fenerbahçe'nin hakkını sen de savun. Hulusi Bey çıkıyor, Ali Koç saldırıyor. O ona saldırıyor, bu buna saldırıyor. Yani görüyorsunuz ortada Fenerbahçe dünyaları alıyor. Yine de bir yerlere gelemiyor. Hani biz kimseden bir şey beklemiyoruz. Doğru mudur abi? Anladım. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Selçuk Bey? Yok abi, sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun çok mersi. Mustafa Şahin demiş ki Aygün abi, erteleme talebi istemeye kadar saçma bir şey yok. Sezon ortasında Beşiktaş Giresun maçını reddetti Türkiye Futbol Federasyonu demiş. Ben de aynı düşünüyorum. Yani şu ana kadar bununla ilgili Galatasaray Kulübü'nün herhangi bir şey gelmedi. Açıklama gelmedi. Abdurrahman Keleş, hayırlı cumalar abi. 15'teki basın toplantısı Ali Başkan teknik direktör hakkında bilgi verir mi? İyi yayınlar. Ya şunu söyleyeyim. Yayından önce de yukarıda Salih Manav'la da konuştuk da. Yani bu toplantı tamamen bu hakemler üzerine organize edilmiş bir toplantı. Yani Sayın Başkan'ın belgeleri paylaşacağı bir toplantı. Ama belki bir sohbet olursa, bu toplantıdan sonra bir sohbet olursa hoca ile ilgili konuşuruz. Veyahut da toplantının ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Belki sonlarına doğru doğru takımla ilgili de soru almak isterse Sayın Başkan Ali Koç, hem hoca konusunda hem
transfer konusunda hem de gidecek kalacaklar hakkında hem de İsmail Kartal'ın durumu hakkında çeşitli sorularda sorarız. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar. İstanbul'dan Faruk, merhabalar. Buyurun Faruk. Nasılsın Aygün abi? İyiyim, teşekkürler. İyiyim, nasılsınız? Siz nasılsınız Faruk Bey? Sağ olun, ben de iyiyim. Sağ olun, Allah razı olsun abi. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Abi ben bir şey söylemek için aradım. Buyurun. Dünkü maçta kaleci fena değil de İsmail Çipi olsaydı durum sizce kaç kaç olurdu? Çok kötü olurdu. Yani skor tahmini bilemem. Şimdi belki de İsmail hayatının maçında oynayabilirdi. Anlatabildim mi demek istediğim ama tabii ki İsmail çok iyi bir performans gösteremedi bu sezon. Evet. Yani bir de mesela orta sahada bizim zaafımız vardı. Orta sahaya alınan futbolcuyu da kaleci gibi isabetli bir transfer olmuş olsaydı. Hmm. Yani abartısız söylüyorum, ikinci UEFA kupası belki. Hani gelebilirdi diyorsun. Yani iştahımız kabarabilirdi ama kendine de ben tebrik ediyorum Galatasaray'ımızı. Bir de Konya Spor için ikinci olabilecek mi yoksa ikinciliği kaptıracak mı? Bunun hakkında vallahi şöyle yaparsın. Söyleyeyim, çok geniş bir kadro yok ama süre çok azaldı. 10 hafta kaldı. Yani şu an o yarışta baktığın zaman Başakşehir, işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Konya iyi bir şekilde, sıkı şekilde birbirini takip ederek gidiyorlar. Yani puan kaybeden gider. Ama sonuç ne olursa olsun Konya Spor ben sana büyük başarı. Büyük başarı. Bence İlhan Palut öğrencilerini, taraftarını, camiasını gerçekten tebrik ediyorum ben bir Konyalı olaraktan. Bu sene renk kattılar. Bunu söylemek peki, için aradım. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bak. Sağ olun, görüşmek üzere. Kalan 10 hafta var. İttifak Holding Konya Spor 52 puanda. En yakın iki takipçisi var. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe 47'şer puanda. Aytemiz Alanya Spor 46. Adana Demirspor Beşiktaş'ta 45'er puanda. Tabii baktığımız zaman Konya'nın rakiplerine oranla 5 puan artı 5 puanlık bir avantajı var. Yani bu da 2 maç gibi düşünürsek 10 hafta işte yani Konya kalan haftalarını kazanmaya devam ederse ikinci olma ihtimali çok çok yüksek. İkinci bitirme ihtimali çok çok yüksek ama bu yarış içerisinde kim puan kaybederse geri kalır. Düşer gider. İkinciliği falan unutacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi unutacak. Onu da şimdiden söyleyelim. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar. Rahatsız etmedik inşallah. Alo. İyi günler Aygün Bey. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Turgut Allaç ben. Buyurun Turgut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı programlar. Çok teşekkürler. Size de hayırlı cumalar. Buyurun. Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Hı-hı. İnşallah sizi geçer. İnşallah. Aygün Bey, bir şey merak ettim de ben dedim Aygün Bey ne düşünüyor acaba? Şimdi bu Fenerbahçe Trabzonspor maçı oynandı geçen hafta. Saha olayları oldu bir sürü. Taraftar girdi, hakeme saldırdı. Saldırmadı. Sahaya. Hakeme saldırmaya çalıştı. Araya futbolcular girdi. Yani hakeme yaklaşamadı. Evet. Yani tamam, saldırdı evet, dersek sahaya, yanlış söylemiş oluruz. Sahaya taraftar girdi tabii ki. Sahaya taraftar sahaya girdi. Taraftar girdi. Evet. Hakeme doğru gidiyordu. Futbolcular girdi. Bir sürü küfürler, makete tasa şeyler atıldı, falçata atıldı sahaya. Falçata atılmadı, falçata atılmadı. Yani bıçak, şimdi bıçak atın. Benzer bir şey atıldı. Bakın, yani, bak şimdi diyorsunuz gösterdi. Ki, bakın Turgut Bey, şimdi insanları yanlış yönlendireyim. Hakeme saldırdı dediniz, hakeme saldırı yok, futbolcular araya girdi. Falçata atılmadı, bıçak da atılmadı. Bozuk paralar ve çakmak tarzı şeyler atıldı. Onları biraz düzeltelim çünkü teşebbüs insanlar... Teşebbüs edildi diyelim en azından. Teşebbüs etmek öyle bir şey. Şimdi oraya bıçak sokmak da teşebbüs edelim dediğiniz zaman oraya bıçak soktuğunuz zaman emniyet çünkü çok sık arama yapıyor. Şimdi böyle bir olay yok, onu söyleyelim. Falçataymış, bıçakmış, oymuş, buymuş yok. Sahaya cisimler atıldı mı? Atıldı. Bozuk ya para atıldı mı? Ya benim merak ettim. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı cümleleri düzeltelim ki yanlış anlaşılmaları engelleyelim. O anlamda söylüyorum. Neyi merak ediyorsunuz? Tamam, neyse, kameralar gördü. Biz de izledik. Herkes tabii izledi ekranda. Tabii ki, tabii ki. O günden bugüne hiçbir programda bununla ilgili konuşma siz gördünüz mü, siz de dahil? Biz Barış Bey'in konuştuk. Programı da dahil. Biz konuştuk. Böyle, bakın, böyle bir şey olabilir mi bu dönemde? Nasıl yapılıyor bunlar diye? Bu tip olaylar konuşuldu. Demek ki siz kaçırmışsınız. Belki. Ben 3 gündür özellikle takip ediyorum. Biz konuştuk bunu. Bu konuyu konuştuk. O maçtan tarafsız, sonra konuştuk. Tarafsız Radyo Spor diye akşama kadar burada tarafsız dediğiniz kanalda. Trabzonspor'un bir sefer böyle şeyler oldu.
Terörist ilan edildi Trabzonspor. Bakın Turgut Bey, şimdi olayları çok farklı noktaya getiriyorsunuz. Yani söylemiş olduğunuz cümleyle beni nereye getirmeye çalıştığınızı çok iyi anlıyorum. Bakın, atılmamış şeyler atılmış gibi gösteriyorsunuz. Hakeme saldırı... Yani, bakın, şeyde mi? Bakese tasının yani üzerine... Bakın ben şunu söylüyorum. Bıçak diyorsunuz, falçata diyorsunuz. Böyle bir şey yok diyorum. Bozuk ya, parayla çarpma katıl. Bak, sahaya girenler neydi Aygün Bey? Sahaya girenler değil. Çiçek mi attılar? Gürü mü attılar ama bir şey... sahaya Aygün Bey? Peki, çok teşekkür ederim Turgut Bey. Anlaşamayacağız çünkü belli oldu. Yani sahaya girenler diyorsunuz, sahaya bir kişi girdi. Girenler dediğiniz zaman yani 8-10 kişi demeniz gerekir. Bıçak atıldı diyorsunuz, falçat atıldı diyorsunuz. Ondan sonra teşebbüs var diyorsunuz. Böyle cümleleri kurmayın ya, gözünü seveyim ya. Bu canlı yayın. Bu canlı yayında bu tip şeyler yaptığınız zaman emniyeti de altına almış oluyorsunuz. Çok sıkı güvenlik altında insanlar giriyor oraya. Bütün emniyet teşkilatını da töhmet altında bırakıyorsunuz. Onu şimdiden söyleyeyim. Evet, sahaya bozuk paralar atıldı, çakmak atıldı. Bakaset asa ensesine ya bozuk para geldi ya da çakmak geldi. Bunları gördük, bunları konuştuk zaten. Bunların yapılmaması gerektiğini biz anlattık burada. Daha ne diyelim ki? Daha ne anlatmaya çalışalım ki? Bunları söyledik biz burada, konuştuk. Mesaj okumaya devam edelim. Telefon almaya da devam edelim. Bakalım kim yazmış. Oğuzhan Gündoğan. Hayırlı cumalar Aygün abicim. Çok büyük bir avantaj yakaladı Galatasaray. İnşallah İstanbul'da tur atlarız. Tebrikler Galatasaray demiş Oğuzhan Gündoğan. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar. Hayırlı cumalar, merhaba. Çok teşekkürler. İzmit'ten arıyorum. Kocaeli'den. Beşiktaş taraftarıyım. Bağlanamıyordum birkaç gündür de. Başakşehir maçı ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir de genel Beşiktaş için. Hı hı. Bence Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük sıkıntısı atletizm. Geçen sene o konuda iyiydik. Birkaç sefer elimize de bağlanmıştım. Kondisyon anlamında, yani, koşma anlamında söylüyorsun değil mi? Atletik oyuncuları eksikliği yaşıyor Beşiktaş. Anladım. Yani mesela Pjanic tarzı oyuncular Beşiktaş'ın tarzındaki oyuncular değil. Yani Beşiktaş daha çok tek oyun oynadığı için. Yani geninde olan bir şey bu. Tamamen genlerle alakalı. O yüzden uymuyor bu tarz oyuncular Beşiktaş'a. Yoksa Pjanic kötü bir oyuncu değil. Trabzonspor mesela bu sene en iyi orayı yakaladı. Biz Çayla'da tamamladılar. Oradan avantaj sağladılar. Ofansif anlamda yani, Türkiye'nin en iyisi şu an Trabzonspor. İşte mesela Dorukhan'ı aldılar. Dorukhan'ı hoca iyileşir iyileşmez koydu mesela. Berat'ı falan kesti. Abdullah Hoca da ligi çözmüş çünkü. Atletizm bu ligde her türlü iş yapar yani. Atletizm iyi olan takım ligi götürüyor. Konya Spor'un da ikinci olacağını düşünmüyorum ben. Daha zorlu maçları var. 5 puanlık bir avantaj var ama tabii lig belli olmaz neyin ne olacağı. Ya, yani bence Konya... hala ligin... Lafınızı böldüm, özür dilerim. Estağfurullah. Ligin en iyi top oynayan iki takımı Trabzon Beşiktaş. 3-5 hafta sonra Trabzon Beşiktaş maçı var. Orada da herkes görecek zaten. Yani içerideki ilk maçı da hatırlarsınız yani. Uğur gene şov yapmıştı. Bence orada da biz alır yani Beşiktaş. Bu muhtemelen bu oyunun hakkı bence en azından ikincilik Beşiktaş adına. Benim şahsi görüşüm. Tabii Beşiktaş'ın biraz puan anlamına baktığın zaman yani dezavantajı var tabii. Yani bir dezavantaj var orada, onu söyleyeyim. Bir de sadece Beşiktaş'ın rakibi Konya değil. Yani, ama hepsiyle oynayacak yani. Hayır, şu anlamda tabii o hepsiyle oynayacak hemfikirim de, yani Beşiktaş sadece Konya rakibi değil. Yani Beşiktaş kazandığı hafta atıyorum ne diyeyim, aradaki var Adana Demirspor gibi, Alanya, Fenerbahçe, Başakşehir, işte Konya'nın da kaybetmesi gerekiyor kazandığı haftalarda. Anlatabildim demek istediğim. Yani, sadece olabilir. Arada ama bir... ben futbol olarak konuşuyorum yani. Futbolun hakkı varsa eğer bu 10 haftada o çıkacak diye düşünüyorum. Mesela geçen haftaki maçta ben hakemi çok beğendim. Tamam, birkaç tane hatası vardı. O kırmızı kart falan. Bir de bizim futbolcular da yorum yapamıyor herhalde. Maçtan sonra Başakşehirlileri dinliyorum. Maçı biz hak ettik diyorlar. Nasıl hak ettiler yani? Siz öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum da. Ne hak ettiler, ne oynadılar ki? Yani iki defa iki hata var. O da ikisi de gol. Üçüncü pozisyonu ben hatırlamıyorum Başakşehir'in içeriden. Yani Türkiye'de futbolcular da teknik adamlar da doğru analiz yaparlarsa futbolu ileri taşırlar. Yoksa böyle yayıncı bulamazlar. Ben de bu sene iptal ettirdim mesela yayını. Sadece Beşiktaş maçlarını izliyorum. Çünkü aylık 150-200 liralık bir yayın yok yani ortada. Futbol yok yani. Zaten futbol olduğunu düşünmüyorum şahsen. O yüzden de daha çok kaybederiz. Mesela az önceki arkadaşla bağlanmış ya futbolu konuşacağına, hala da o adamı mesela öyle yaptığın zaman ertesi hafta başka sahaya atlıyor, benimle konuşsunlar. Ya bunları konuşmamak lazım bence. Konuşmayacaksın ki bu adam yaptığının yanlış bir şey olduğunu zaten diyecek yani. Bence konuşmasak daha doğru olur. Saha içinde kalırsak futbol ileri gider. Saha dışına ne kadar çıkarsak
futbol o kadar geri gider. Çok, çok teşekkürler, kendinize bakın. Sağ olun. Erkan Çiftçi demiş ki abim işin çok zor, sevgiler Belçika'dan demiş. Erkan Bey bir resim atmış. Geçenlerde bize Derya Hanım bağlanmıştı. Derya Hanım bir maçla ilgili bahsetmişti. Galatasaray'ın yurt dışı maçıyla ilgili bahsetmişti. O da iyi yayınlar Aygün abim. Derya Hanım'ın bahsettiğim maçtaydım. Anlattıkları evet, tribünden fotoğrafı da paylaşmış Derya Hanım. O anlamda söylüyorum. Tribünde maçtaydım. Anlattıkları ben tribünden göremedim. Adamlar asılmadan bizi üçlük yaptırmıştı. Sevgiler, saygılar demiş Erkan Çiftçi. Ahmet Yücel ne demiş? Günaydın Aygün'e, hayırlı cumalar. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe'li futbolcular maç seçiyorlar. Barcelona ve Trabzon maçlarına bakınca ligde şimdiye kadar niye böyle oynamadılar diye konuşuyoruz demiş Ahmet Yücel. Son dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. 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 Merhabalar. Merhaba. İlk arayışımda tutturdum bu sefer. Çok şanslıyım. Kendimi şanslı hissediyorum. Hakan, ben İzmir'den arıyorum. Buyurun Hakan. Şöyle, az önce arayan beyefendiyle alakalı ben de görüşmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarıyım bu arada. Hı hı. Galatasaray'ı gönülden tebrik ediyorum. Hı hı. Gerçekten çok mutluyum. Ve ben Galatasaray'ın şansının %51 olduğunu düşünüyordum. İstanbul'da da inşallah yeneceğiz. İkincisi, o beyefendinin söylediğine istinaden, Fenerbahçe spor kulübü oyuncuları, futbolcuları bu ülkede kurşunlandı. Ve failleri hala bulunamadı. Ben bunu hatırlatmak isterim kendisine. Evet, saha içinde atılıyor. Atılmaması gerekiyor. Evet, atılmaması gerekiyor. Bu bir şov. Yani bunu biz niye anlayamıyoruz? Ben onu anlamıyorum. Ama bu şovun içerisinde, bu bir şovun içerisinde sahaya yabancı maddenin atılması yok. Şov. Evet, ben de ondan bahsediyorum zaten. Yani gidip maçınızı izleyin, yenilebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Buradan keyif çıkarmak önemli, keyif almak önemli. Elbette ki herkes yenildiğinde tabii ki üzülüyor. Ama sonuçta orada bir emek var. Herkes tarafından sergilenen. Rakip oyuncular tarafından da, kendi oyuncularımız tarafından da. Bunun yani ne bileyim, bir İngiliz taraftarı gibi, bir Alman gibi, bir İtalyan gibi herhalde olamayacağız. Öyle görünüyor. Anladım. Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Hakan Bey? Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Kendine iyi bakın. Evet. Saatlerimiz 10.50'yi gösteriyor artık. Telefon kısmını kapatıyoruz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Aradan sonra da sevgili Oğuzhan Yokuş'ta hem Galatasaray Barcelona Galatasaray maçını konuşacağız. Galatasaray hafta sonu oynayacağı olan, Beşiktaş'ta oynayacağı olan maçı konuşacağız. Bir sonraki Galatasaray'ın Barcelona maçını konuşacağız. Ligimizi konuşacağız. Takımlarla ilgili bütün detaylı konuları masaya yatıracağız sevgili Oğuzhan'la. Tabii Oğuzhan'la konuşurken de benim sosyal medya hesabından Aygün Özbek Twitter ve Aygün Özbek Instagram'dan da mesaj yazarsanız, Oğuzhan'a sormak istediğiniz sorular varsa da bana iletirseniz yayın içerisinde soracağımı söyleyeyim. Yayına ara ara birkaç tane de telefon alacağız ara ara, onu da söylemek istiyorum. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.53'ü gösteriyor. Hattımızda görme engelli milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan bu aralar çok yoğun. Bir yandan maçlar başladı, bir yandan milli takım kampları başladı. Doğru mu Oğuzhan? Alo. Evet abi, günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Abicim, bu ara kamplarımız da yoğunlaştı. Aslında maç tempomuz da başladı ki maç ritmini bulmamız önemli. İnşallah Mart ayının sonuna doğru Fransa ile bir ortak kampımız var Riva'da. Öyle mi? Nisan'ın sonunda da Nisan'ın. Vallahi gelirim o kampa ziyarete olsan ya. Mutlaka başımızın üstüne. Fransa ile beraber ortak zaten mı kamp yapacaksınız? Evet. Sonrasında da dönüşünde biz Fransa'ya gideceğiz. Nisan ayının sonunda onlarla ortak kamp. Bir de Mayıs'ın ortasında bir İstanbul'da veya Ankara'da bir ortak kamp, dörtlü bir turnuva düzenlenecek. Kimler katılacak belli mi? Şu an için o net değil. Var adaylar 6-7 tane ama dörtlü bir olacağını Fransa garanti diyorsun da. Fransa garanti. Evet.
Fransa Türkiye'de. Yani Haziran'da da kısmetse Avrupa Şampiyonası İtalya'da. Oo, yoğun bir tempo seyrediyor. Yani bu esnada da maalesef programı da aksatmak zorunda kalıyoruz. Ama en istemediğim şeylerden biri olmasına rağmen hem biz ne yapar ne eder maç oynarken bile seni bulur orada yayın alırız, sen merak etme. Bir yandan çok, maç çok oynarsın bir yandan da bize yayına bağlanırsın. Her zaman her zaman. Şimdi dün akşam hakikaten baktığım zaman Inaki Peña mükemmel bir performans sergiledi. Oradan başlamak istiyorum. Barcelona Galatasaray maçını nasıl buldun? Neler söylemek istersin? Çünkü sosyal medyada bile işte herkesin bir tahminlerine baktığın zaman kimse böyle bir tahminde bulunmuyordu. Nasıl buldun Galatasaray'ı? Yani Galatasaray'la ilgili tahminler, Galatasaray'la ilgili öngörüler veya Galatasaray'ın hissettirdiklerine baktığımız zaman tamamen aksi yönde, tamamen tersi bir maç dinledik biz. Dün sahada gerçekten aslanlar gibi savaşan, tabiri caizse, bir Galatasaray vardı. Zaten Camp Nou'ya çıktıktan sonra siz savaşmadan, savunma yapmadan, her oyuncu görevini belli bir noktada yapmadan, belli bir standardın üstüne çıkmadan puan falan alamazsınız. Bu hangi Barcelona olursa olsun bu arada. Bu en iyi bir Barcelona değil. Bu en kötü Barcelona'lardan uzun süredir izlediğimiz. Yani şöyle diyeyim, ben 2006'dan 2005'ten beri futbol takip etmeye çalışıyorum. 96'lıyım. Yani en kötü Barcelona ne zaman deseler 2,5-3 yılı kastederim. Ama ya o Camp Nou'ya çıkmak, o tribün atmosferi, o Barcelona'nın hissettirdikleri, hatta bunların yanında ara transferde Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traore gibi katkılar yapacak, gerçekten de üstün meziyetlere sahip, atletizm seviyesiyle fark yaratma noktasında büyük bir adım atmış bir Barcelona'dan bahsediyoruz. Bununla beraber efsanesi, aynı zamanda da artık futbol aklı noktasına gelen bir Xavi'den bahsediyoruz. Ya tüm bunlar Barcelona'nın aslında bununla beraber geleceği de planladığını gösteriyor. Ve Galatasaray Ekim ayında, Kasım ayında özellikle Avrupa'da, UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynadığı oyunları, oynadığı organizasyonları şu an yapabilme noktasında motive olmuş olsa daha iyi şeyler konuşabilirdik. Hatta bunun yanında Barcelona'da bu Ekim ve Kasım aylarında gerçekten çok çok kötüydü. Hatta ilk onun dışında kaldılar ligada. 12.liği falan gördü. O kadar olağanüstü şeyler oldu ki, işte Koeman'ın görevine falan son verildi. Barcelona'da yani yer yerinden oynadı zaten. Laporte başkan oldu, son başkan oldu. Laporte onlar için efsanevi bir başkan sonuçta. İşte Pep Guardiola olsun, Rijkaard olsun, onlarla olan ilişkileri, Barcelona'ya kattıkları, Barcelona'nın kazandıkları Laporte döneminde, tüm bunlar onların şu an doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bununla beraber Pedri, Gavi, Nico Gonzalez gibi oyuncuları La Masia'dan, öz kaynaktan toplayıp tecrübeli oyuncularla harmanladılar. Dün Inaki Peña, bu Peña dediğimiz oyuncu da 99'du ve La Masia altyapılı, La Masia çıkışlı Barcelona B kalecisiydi. Galatasaray bedelsiz bir şekilde kiralandı. 375 bin euroluk bir Peña'nın alacağı var. Torrent transferi, ki Torrent'in bu anlamda ne kadar doğru iş yaptığını görüyoruz. Ki Galatasaray'da doğruların sayısı bu ara çok az. Doğruların sayısı bu ara çok az olduğu için bu yapılan doğru da direkt olarak önümüze çıkıyor zaten. Yani burada doğru kim yaptı sorusunun cevabı da Dominic Torrent. Iştangün falan değil yani, öyle insanların hakkında sakın öyle bir şey gelmesin. Iştangün'ün Galatasaray'a yararlı, faydalı bir iş yapabilme ihtimali yok zaten. O asla kimsenin aklından geçmesin. Torrent'in bu hamlesi Galatasaray'ın dün ne kadar doğru iş yaptığını gösterdi. Hatta ilk geldiği maç, ilk oynadığı maç Alanya maçıydı. Alanya maçında dahi skorun o şekilde kalmasını sağlayan ilk oyuncu Peña oldu. İlk yarıda Galatasaray'da topla en çok buluşan oyuncu Inaki Peña'ydı o maçta. Bu bile Galatasaray'da ne kadar çok şeyin kötü bir bakıma da Peña transferinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Dün Peña olmasaydı tabii ki Galatasaray dün golli bir şekilde mağlubiyet alacaktı. Aslında herkesin de beklentisi, tahmini, hissettiği buydu. Fakat Galatasaray'da dediğim gibi takım savunmasını gerçekten çok iyi yaptı. Bazı oyuncular oranın vitrinin olduğunu biliyordu. Bunun bilinciyle de hareket ettiler. Ben de çok beğendim Peña'yı. Özellikle şunu da söyledim demin yayın içerisinde. Yani alamıyorsan mutlak surette kiralamaya devam etti. Çünkü zaten Barcelona'nın 3. kalecisi olarak gözüküyor. Öyle hatırlıyorum. Doğru değil mi hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. Yani ilk kaleci olma ihtimali düşük. Ya Ter Stegen varken, Marc-André Ter Stegen varken bunu yapmak çok zor abi zaten. Ter Stegen'e sen otur diyemezsin. Öyle bir şey olmaz yani. Çünkü hatta şöyle diyeyim sana. Noyen'le birlikte onların bir kavgası var. Kim Alman milli takımın kalecisini koruyacak kaleyi diye. Ter Stegen ben ikinci kaleci olmak için gelmem diyordu mesela. Ha, bu kadar hem egosu yüksek ama doğru bir ego var. Çünkü Ter Stegen gerçekten böyle bir kaleci. Doğal olarak hani Ter Stegen'e sen otur diyemezsin. Peña'yı senin de dediğin gibi kiralamak mantıklı.
çok çok mantıklı. Zaten satın alamadım. Genç olduğu için de yani para anlamına tabii bir şey diyemiyorum yani. Genç olduğu için de belki çok daha şeyle bir şekilde satın alma opsiyonu falan filan öyle bir muhabbetle geri alınabilir ileriki dönemlerde. Çok iyi kalış çünkü. Ya seninki çok doğru bir bakış açısı. Burada sadece şöyle bir şart düşebiliyorum. 7 artı 4'ler 6 artı 5'ler konuşuluyor biliyorsun. Sonra biliyorum ama şimdi yerli anlamında kaleye kime teslim edeceksin Galatasaray'da? Asıl soru bu zaten. Yani burada gerçekten Peña kalibresinde ya da Muslera'yı unutturacak ya da Muslera kadar performans gösterecek kalecileri bulup bulamayacaksın. İşte bunda mesela Trabzonspor yani avantajlı baktığın zaman. Trabzon avantajlı görüyorsun. Beşiktaş bir şekilde. Fenerbahçe avantajlı. Fenerbahçe aynı şekilde avantajlı. O anlamda baktığın zaman Galatasaray'ın bu anlamda bir dezavantajı var, doğru. Dezavantajlı. Çok çok büyük bir dezavantaj var. Yani 7 artı 4 kalemine, 6 artı 5 kalemine. Kaleye kullanırsan. Banko olarak bir kaleciyi yazmak. Büyük sıkıntı. Çok aslında da dezavantajlı. Aynen dezavantaj. Ama iyi bir, senin de dediğin gibi iyi bir yerli kaleci bulabilip gözün kapalı kaleyi teslim edersen burada da Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un yaşadığı avantajı Galatasaray'da yaşar. Ha bu soru şöyle olabilir. Oğuzhan bu kısa sürede mümkün mü? Ya da böyle bir aday var mı? Şu an için yok. Ben tek aday gözüküyor. Her takıma tek aday gözüküyor biliyor musun? Kim biliyor musun? Sinan Bolat. İşte ya bu da biraz fiyasko gibi oluyor. Beklenti nerede? Aldığın oyuncu nerede? Karşılaştırma yapıyorsun. İşte Peña, Muslera. Konuşulan oyunculara bakıyorsun. Sonrasında gelen adam Sinan Bolat olduğu zaman o zaman da diyorsun ki ya gerek yok abi, o zaman yabancı kontenjanından kullanalım kaleci hakkımızı. Gerçekten bir şeyleri değiştirebilecek kadar kaliteli olmalı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un kalecileri. Uğurcan Trabzonspor'un şampiyonluğunda çok çok büyük rol oynadı. Ya öyle diyorum ki şampiyon oldular çünkü artık. Ben öyle bakıyorum. Galatasaray Muslera'yı aldıktan sonra Muslera'nın direkt olarak 3 şampiyonluğa etkisi var. Yani ya baktın geçmişe bak, Mondragon'undan Taffarel'inden Muslera'sına kadar hakikaten Galatasaray bu anlamda yabancı anlamda da çok şanslı. Kaleci anlamında. İyi kaleciler getirdi Galatasaray kaleye. Mesela Galatasaray'da onu değerlendirirken şu da akıllardan kaçmasın. Bunun yarınını hazırlamak gerekir. Yarını Galatasaray'da Mondragon sonrasında hazırlanamadı. Hazırlanamadı. Leo Franco'lar, Zapata'lar, Desantis'ler, tabii. Aykut, Ufuk. Yani sonrasından işte Eray'lar. Yani Galatasaray'da aslında yanlışlar yaptı, hatalar yaptı. Tüm bunların yanında sizin yarını planlamak lazım. Bir Okan Koçuk gözüküyor galiba değil mi? Evet yani şu an Okan var. Sonuçta hali hazırda Galatasaray sözleşmeli futbolcusu. Bu dönemde Galatasaray'ın bir ilfancı ilgisinin olduğunu biliyoruz. Ya bu ne olur? Göztepe bununla ilgili ne talep eder? Örneğin Göztepe şu an küme düşme hattında ki Nestor'a Maestro'nun görevine son verildi ki Maestro da aslında yakın zamanda belki Türkiye'de de kulüp bulacak. Çünkü iyi bir pazara sahip olduğunu, iyi bir piyasa yaptığını biliyorum. Stefan Thomas ki Antalya'yla Süper Lig kariyerine giriş yapmıştı. Bir şeyler gösteriyordu ama Antalya'da o ara... Thomas iyi bir tercih mi? Thomas sence Göztepe açısından iyi bir tercih mi? Son sorum çünkü reklama gideceğim ama ben Thomas'la ilgili kafamda bir soru işareti var ya. Göztepe'nin oynamak istediği oyuna ve Maestro'nun oynattığı oyuna baktığımız zaman biraz malzeme sıkıntısını yaşadığını düşünüyorum. Thomas'la birlikte belki kısa sürede bir refleks verebilirler. Özellikle Halil Akbunar'ın, işte Adis Yovic'in, Franco Di Santo'nun, Obi Obinna'nın biraz devreye girdiği bir nokta. Ama gerçekten kümede kalmaları çok zor. Yani maalesef Göztepe ben hiç istemiyorum düşmesini. Ama işleri çok zor. Peki. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sevgili Oğuzhan bir telefon alacağız. Onu da söyleyelim. Dinleyicimiz belki bir soru soracak sana. Çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Evet Oğuzhan. Aslında baktığımız zaman dinleyici varmış, pardon. Dinleyicimizi alalım, ondan sonra sen de sohbete devam edelim. Günaydın. Aygün abi merhaba. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Abi Bursa'dan Ergin ben. Buyurun Ergin Bey. Hattımızda abi, Oğuzhan Yokuş var, buyurun. Oğuzhan abiye sorar mısın? Dün Bursa Spor'un maçı vardı Eyüp Spor'la, yarım kalan bir maçı ve yenildi. Bursa Spor'u nerede görüyor? Çünkü ikinci lige düşecek bu gidişle abi. Anladım. Peki. Çok teşekkürler Ergin. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Kolay. Sağ ol. Oğuzhan duydun mu soruyu? Tabii. Soruyu aldım. Teşekkür ederim. Ya Bursa Spor'la ilgili tüm bu olanlar, ya özellikle João Pedro gibi bir transfer de yaptılar. Ara transferde Portekizli oyuncu renklerine bağladılar. Ama asıl ara transferde olan sıkıntı Batuhan Kör, Kerem Şen ve Altı kardeşi. Hmm. Bir tane başkanın kendi parasını kurtarmak adına bütün kulübü peşkeş çekmesi sonucunda oldu. 26-27 milyona 3 oyuncuyu gönderdi Trabzonspor'a. Ya burada aslında Trabzonspor'un işte hep bugünü kurtardığını söylerken aynı zamanda da işte bu transferlerle geleceğe de yatırım yaptı. Ki bunun yanına Aras Şimşek ve Enis Destan'ı da katarsak, hı hı, aslında 5 tane genç almış oldu Trabzonspor. Bursa Spor'un
geleceğiydi bu oyuncular ve Bursa Spor bunlardan para olarak da bence çok ekstra bir şey kazanamadı. Performans olarak da en azından bu sezon sonuna kadar performans almayı yeğleyip performans almayı düşünüp bununla beraber de ya en azından çıkamıyorsa Süper Lig'e oralarda kalabilmeliydi. Şu an düşme var olma çabası verecek Bursa Spor. Bu refleksi gösterip gösteremeyeceğini bilmiyorum ama şampiyonluk yaşamış. Gerçekten taraftarıyla, 40 bin kişilik stadıyla, şehriyle, futbol aklıyla çok çok farklı bir yerdir Bursa Spor. Bunun yanında o refleksi vermek çok zor. Yani aslında var olmak istediğiniz yer çok üst yer. Sizin hak ettiğiniz, sizin var olmak istediğiniz yer orası. Ama sizin şu an kurtuluş mücadelesi vermek, ya direkt oradan buraya geçmek çok zor. Ya bunu düşündüğümüz zaman Bursa Spor'un işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ha, kadro kalitesiyle olsam bu takım düşmeli mi diye bir soru olursa asla, kadro kalitesi kesinlikle oralarda olmayı hak etmiyor. Ama işte paraların ödenememesi, taraftar baskısı, medya, yöneticilerin işte o parasal durumları, yöneticilerin o futboldaki transferlerdeki yanlış hamleleri gibi gibi birçok yanlışı ve birçok negatifliği alt alta koyduğunuz zaman ortaya tümüyle işte Balıkesir Spor'un düşmesinin kesin olması gibi, Altınordu, Bursa gibi takımların neredeyse oraları garantileyecekmiş havasını veriyor. Bursa Spor adına bu çok üzücü tabii. Şimdi ara ara sorular da geliyor da bu sorulardan önce aslında bu kısmı devam ettirmek istiyorum. Bir de şimdi Galatasaray'ın bence en büyük şanslarından bir tanesi Torrent'in Barcelona'yı çok iyi bilmesi. Bu anlamda her türlü ikinci, özellikle ikinci maç açısından, ilk maç açıp geçti zaten, ikinci maç açısından da bir avantaj sağlayacak gibime geliyor. Yani Galatasaray turu geçme anlamında nasıl görüyorsun sevgili Osman? Evet, Barcelona deplasmanda da çok iyi oynuyor. Bundan önceki turda kendi evinde berabere kaldı. Deplasmanda geçti. Napoli yendi galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Napoli mi yenmişti? 4-0'lık bir skorla geçti. 4-2. Pardon, çok özür dilerim. Skorla geçti. 4-2'li skorla geçti. Yani nasıl görüyorsun şans anlamında? Ya Barcelona zaten dediğim gibi Ekim'de Kasım'da karşılaşmak isteyeceğiniz fakat oynamak isteyeceğiniz şu an son takımlardan. UEFA Avrupa Ligi organizasyonu için söylüyorum. Galatasaray aslında çok çok zor bir kura çekti. Barcelona'nın içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hamleler yapması zaten bunu anlatıyor. Ya Ferran Torres'e bile 50 küsür milyon euro bonservis ödeyecekler. Bonuslarla beraber. Hı hı. Böyle bir durum var. Aubameyang'ı direkt Arsenal'dan çekip aldılar ki orada zaten Aubameyang huzursuzdu, Arsenal'le anlaşamıyordu vesaire vesaire gibi şeyler var ama Barcelona mesela Pedro'nun bir açıklaması var, işte biz gollerle sağdan ayrılacağımızı, galip ayrılacağımızı düşünüyorduk ya da bu mimalde. Hı hı. Pedro bunu söylerken 2003'lü. Aslında Pedro'yu unutmasınlar ki geçen yıl 70 küsür maç oynamış, hem Avrupa Şampiyonası hem Barcelona hem de İspanya Olimpiyat Milli Takımında oynadı bu oyuncu. 2003'lü bu oyuncu. Yani aslında orada tümüyle iyi bir organizasyon hani Galatasaray'a nazaran, Galatasaray'ı kıyas ettiğiniz zaman zaten var. Galatasaray'da Torrent iyi bir analist. Zaten asıl işi, ya daha doğrusu hocalıktan önce, yardımcı hocalıktan önce ona verilen görev analistlik. Bir kere Pep Guardiola onun analizlerine çok güveniyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim bunu anlaması açısından dinleyicilerimizin. Barcelona'nın o 9-12 zamanı arasında Pep Guardiola'nın analistliğini yapıyordu. Bayern Münih'e geçtikten sonra Pep Guardiola ekibini de götürdü. Onun ekibinde 4 tane değişmeyen adam var zaten. Onlardan biri de Domenech Torrent'tir. Torrent analistliğin başına getirilecekti tekrardan Bayern Münih'te. Fakat Bayern Münih'te analist departmanı hiçbir zaman teknik direktöre bağımlı olmaz. O bağlı olmaz daha doğrusu. Bu teknik direktör değişse bile analistlik departmanı aynı şekilde kalır ve devam eder. Bizim analiste ihtiyacımız yok. Biz bu işi gerçekten iyi ve farklı yapıyoruz deyip Domenech Torrent'in de orada yardımcı hocalık noktası açılmış oluyor. Analiz gücü iyi olan bir teknik direktör yani hala ortaya bütün şeyler kurmadı. Bunu kendi kadrom olmadı, bu kadroyu ben kurmadım diye tolere eden bir Domenech Torrent var. Bu kadar kolay olmamalı değil zaten. Ama Barcelona'yı, La Masia'yı, Mescua'nın kulüp, yani bu şey demek işte İspanyolca, işte bir kulüpten daha fazlası. Barcelona'da evet, bir kulüpten daha fazlasıdır zaten. Böyleyken Pep Guardiola'nın Barcelona'sından başlayan ve Barcelona'nın işini iyi bilen, dinamiklerini iyi bilen Domenech Torrent'e şaşırmıyoruz. Ama Xavi'nin de bir şeyleri değiştirmek istediğini, sadece yana pas yapmak istemediğini, o da bir şeyleri değiştirmek, revize etmek, hatta reform yapabilmek için Barcelona'nın başına geldiğini herkes biliyor. Xavi'nin hayali var sonuçta. Xavi Barcelona'da da efsane olmuş bir oyuncu, artık efsane olmuş bir teknik direktör haline bürünmek istiyor. Bunu herkes biliyor. Ki Katar'da da bunun çok eğitimini aldı.
çokça şekillerini çizdi. Aslında altını doldurarak geldi Barcelona'ya Xavi. Doğal olarak İstanbul'da iş çok zor olacaktır. Ben turu Barcelona'nın geçeceğini düşünüyorum. Bunu hep böyle düşünüyordum. Dün maçtan önce de, maçtayken, maçtan sonra da. Biraz realist bakmak gerekiyor. Tabii ki gönül ister Galatasaray tur atlasın ki çeyrek finale çıksın. Kimse Nisan ayına geçmeye hayır demez ki. Hele Galatasaray bundan iki hafta önce düşme, yani kümeye yaklaşmışken bu kadar. Nereden nereye derler? Yani Avrupa'da yapılan sükse çok başka bir şey. Avrupa direkt olarak, vitrin olarak yansıyacaktır. Hem Galatasaray'ın prestiji, hem Galatasaray futbolcularının prestiji anlamında, hem de ülke futbolu puanı anlamında, ki en çok ihtiyaç duyduğumuz refleks zaten bu. Ama bu çok zor olacak. Umarım Galatasaray'ın şansı açık olur. Umarım Galatasaray Barcelona maçında dünkü maç kadar, en az dünkü maç kadar odak noktası %100 olur. Oğuzhan, çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda görmen gelen bir takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Telefon hattımızın da açık olduğunu söylemek istiyorum. 0212 363 0434 numara hattımız açık. Oğuzhan'a soru sormak isteyen bir dinleyicimizi daha alacağımızı belirtmek istiyorum. Oğuzhan, tabii şimdi genel anlamda şöyle bir düşünce de var. Şimdi çok önemli bir Galatasaray önemli bir şekilde deplasmandan golsüz berabere de döndü. Beşiktaş maçı var pazartesi ve hemen arkasından 4 gün sonra da Barcelona maçı var. İşte bir kısımda acaba Barcelona maçı, Beşiktaş maçı ertelenmeli mi, ertelenmemeli mi diye tarzda böyle bir görüşler de bildiriyorlar. Sen bu konuda düşüncen nedir? Sence bu aradaki maç ertelenmeli mi? Barcelona maçına biraz daha hazır çıkması anlamında Galatasaray, neler söylersin? Barcelona'nın bu haftaki maçı ertelenmedi. Evet. Doğal olarak Galatasaray'ın ertelenmesinin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir Galatasaraylı olarak bunu söylüyorum. Hı hı. Yani bu çok böyle akla mantığa erecek bir şey değil. Yani biz de genellikle böyle bir haftada iki maç çıkaramıyor muhabbeti yapıyor ya futbol takımları maalesef. Yani çok yoruluyoruz muhabbetleri var ya. Ya biz bunu yıllardır konuşuyoruz. Hı hı. Ve ben yıllardır her zaman şok yaşıyorum. Yıllardır hep şaşırıyorum. Yani bir haftada iki maç yapabilmek neden bu kadar zor olabiliyor? Yani bu kadar iyi şartlar, bu kadar iyi paralar kazanılırken, bu kadar gerçekten çok çok büyük paraların döndüğü, itibarın, şöhretin çok çok fazlasıyla yer aldığı bir camianın sürekli bu konuyu konuşup ve sürekli aynı sözcüklerle konuşup bir sonuca varmak istemesi benim çok garibime gidiyor ve gerçekten bu kadar geriye doğru niye adım attığımızı anlamıyorum ısrarla. 8 günde 3 maç yapan Premier Lig var. Serie A bunu, La Liga bunu haftada 2'yi çokça yapıyor. Hepimiz görüyoruz artık. İnternet çağında yaşıyoruz. Antrenman metotlarından az çok haberimiz oluyor. Yani 3 gün hatta 4 gün olacak neredeyse. 96 saate yakın bir zaman olacak Galatasaray. Pardon, çok özür dilerim. 72 saate, direkt 72 saate yakın bir zaman olacak. 72 saatte rejenere olabilmek için, yenileyebilmek için zaten yeterli bir süre. Direkt olarak hani... Hı hı. Atıyorum pazartesi oynayıp sonrasında çarşamba oynuyor olsaydı Galatasaray, bu çok tepki çekmeliydi zaten. Bununla ilgili bir revize edilmiş. Hani orada bir itirazım olmaz. Ama zaten perşembe, pazartesi, perşembe. Ya bu çok normal, çok doğal. Asıl önemli olan hala buralardan geçerli bahanelerin bulunabileceğini düşünmek. Ya bu geçerli bir bahane değil. Bu gerçekten kendi avutmanın çok ötesinde, çok farklı bir yere gidecek bir durum. Doğal olarak artık bunlardan kurtulmak gerekir. Bugün Beşiktaş Barcelona ile eşleşip Galatasaray'da Beşiktaş'ı bekleyen, sadece haftada bir maç yapan takım durumunda olsaydı aynı şeyi Beşiktaş için de söylerdim. Doğal olarak bu konunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum yıllardır. Oğuzhan, hattımıza bir dinleyicimiz var. Onu alalım istersen, sana sorusunu alalım, sonra tekrar devam edelim. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Merhabalar, kime görüşüyoruz? Orhun demiştim. Mersin'den arıyorum. Yalnız sizin orada kar var, bizim burada günlük güneşlik hava baya baya. Mersin dediniz değil mi? Evet. Normal Mersin. Aynen. Mersin normal. Şimdi şöyle, yok bugün de buraya yağmurlu gösteriyor ama bilmiyorum yani, baya ciddi bildiğiniz güneş var yani, günlük güneşlik şu an 14 derece. Keyfini çıkarttın bari, buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi Aygün Bey, ben ara ara yani dinliyorum, sizi çok dinliyorum. Ve az önce bağlanan tabii dinleyicileri falan dinledim.
Ben o dinleyiciler bağlanmadan önce, bu Trabzon Fenerbahçe konusu açılmadan önce ben böyle kestim, yırttım kendimi ki size bağlanayım. Bir iki, çünkü merak ettiğim bir şeyler de var. Yani sormak, öğrenmek istiyorum. Ya belki de ben yanlış biliyorum bunları. Ve özellikle o kadar mutlu oldum ki Oğuzhan Bey'i de, ben Oğuzhan Bey'i çok beğeniyorum, yorumlarını falan. Oğuzhan Bey'in de yorumlarını merak ediyorum. Rica ederim, estağfurullah. Şunu sormak istiyorum. Şimdi ben size Instagram'dan Aygün abi resim attım. Şimdi mi attınız? Zaten oldu, bir 5-10 dakika oldu atalı. Zaten fark etmişsinizdir. Ben şimdi bir Trabzonspor taraftarı olarak, bakın, biz bu sene, tamam, bu sene bizim durumumuz belli. Biz asıl önümüzdeki sene neler yapabileceğiz? Ben onu şimdiden merak etmeye başladım. Çünkü önümüzdeki 2 sene 3 seneyi domine etmemiz lazım bizim takım olarak. Ancak şimdi biz, bakın, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Adaletsizlik istemiyoruz. Bize de bir adaletsizlik olacaksa biz de onu istemiyoruz. Yani eğer bir adaletsizlikle bir yere geleceksek, buradan eminim ki tüm haklı Trabzonspor taraftarı da bunu ister. Adaletsizlikle beni bir yere getirmesinler. Ben kesinlikle bunu istemiyorum. Ama şimdi geçmiş zamanlarda yapılmış bazı haksızlıklar var. Ve yeri geliyor, her takımın hakkı yeniyor. Aygün abi, yanlış mıyım bilmiyorum. Bir zamanı gelmiştir, Konya'nın da yenmiştir, Antalya'nın da yenmiştir, Galatasaray'ın da. Şimdi ben dikkat ediyorum, bütün kulüp başkanları çıkıyor diyor ki en çok hakkı yenen bizim takımımız. Ya bütün takımların hakkı yenmiştir. Ha, hakemler içerisindeki olan bu olay o kadar hoşuma gitti ki, olması gereken buydu. Bir şeylerin hani, tabiri belki hoş değil ama özür dileyerek söylüyorum, kulağının çekilmesi, yani güzel oluyor. Bunların böyle olması çok güzel oluyor ki zamanında ne kadar bize zarar verildiğini veya işte Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a zarar verildiği şimdi çok güzel çıkıyor. Soruyu alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben biraz sırayla sormak istiyorum bazı soruları. Fenerbahçe'de attığı gol için söylüyorum. Bu geçen sene Karagümrük Trabzon maçında, ben hiç unutmuyorum, öyle bir gol atıldı ki bu offside'den de sayılmadı. Benim anlamadığım, evet, Zayis'in attığı gol offside değil, kesinlikle katılıyorum. Ama diğer adamlar offside'de, bu nasıl gol oluyor? Aslında olması gereken doğru bu, ama bizim ligimizde bunların hepsine offside veriliyor. Hadi attıkları gol, hadi Fenerbahçe güzel oynadı 10 kişiyle, çok güzel domine etti, lafım yok, dediğim bir şey yok. Bunu anlamış değilim ama bariz bir şekilde İrfan Can adamın ayağına basıyor. Destek ama ayağı orada, yerde. Ama orada bir kasıt yok. Şimdi Siopis abi, kayarak geliyor. Bak, şimdi bir şey söylüyorsa da onu da Siopis kayarak geliyor. Her abi, iki tamam, futbolcunun da oynama söyleyeyim, niyeti var mı? Şimdi soruyu alalım. Oğuzhan da zaten futbol oynadığı için onu soracağız. İrfan Can'ın sorusunu sordun. Mihan'ın offset pozisyonu, tamam, sordun. Başkan sorusu. Başka abi, ben size şunu söyleyeyim. Ben size iki tane fotoğraf attım. O fotoğrafları değerlendirmenizi, tamam, peki, istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam. Çok merse Orhan Bey. Orkun'du galiba. Orkun, yanlış söylemeyeyim, bir daha bakayım. Orhun Kalay. İki tane fotoğraf atmış da. Şimdi şunu sana soracağım. Mia'nın pozisyonunu zaten orada offset yok. Onu söyleyeyim. Mia geriden geliyor vurulduğu anda. Ama offset pozisyonundaki bir futbolcu vurmuş olsaydı o diğerleri pasif anlamına geliyor. O kaleciyi de etkilemediğinden dolayı offset sayılmıyor. Sen ne söylersen o konuyla. Olmaz zaten. Normalde ben yorum yapmam. Tabii ki bu, normalde ben bu pozisyonlara yorum yapmıyorum görmediğim için. Fakat bu pozisyon öyle bariz ki, yani hiç olsaydı yakından uzaktan alakası yok. Zaten direkt olarak hani pasif ve aktif ofsaydı düşündüğünüz zaman hani golün ortaya geçerli bir şekilde çıktığını görürsünüz. Birincisi bu. İkincisi de işin standartsızlık ya da standart boyutu ya da adalet boyutuna döndüğümüz zaman Süper Lig'de bugün çalınana yarın çalınmaz. Bugün çalınmayana yarın çalınır. Bu Trabzonspor için de böyle, Fenerbahçe için de böyle, Mersin İdman Yurdu için de böyle, her Galatasaray, Beşiktaş, kim alırsanız alın böyle. İrfan'ın pozisyonu hakemler için, İrfan'ın pozisyonunu sen 3 aşağı 5 yukarı zaten yorumlardan ve şeyden, anlatımdan dinlemişsindir tahmin ediyorum. Sen de futbol onun için sormak istiyorum. Şimdi kayarak gelen bir futbolcu var. İki tarafta oynamak istiyor. O pozisyonuyla ilgili bir yorumun var mı senin? Ben anlatayım mı pozisyonu? Yani net, yok, hayır, ben pozisyonu az çok biliyorum. Ama dediğim gibi çok böyle sağlıklı olmayabilir bazen bu konularda yorum yapmam. Hakem kesmek gibi sakın algılanmasın. Özür dilerim de böyle düşündürdüysem. Ama ben kırmızı olduğunu düşünmüyorum pozisyonu. Çünkü ikisi de oynamak istiyor. Aynen.
Siyopis'in de o şekilde gelişi var. Direkt olarak İrfan'ın tek gidişi İrfan'ın olmuş olsa zaten direkt olarak kırmızıdan bahsederiz. Doğru. Bir de şimdi İrfan zaten basmasıyla ayağını çekme girişimi de var. Ondan dolayı biraz bence de kırmızı ağır. Sarı olabilir mi? Olabilir. Atmış olduğu resimlerle ilgili şunu sana söyleyeyim. Sahaya bir taraftarın girmesi vardı biliyorsun Trabzonspor maçında. Onu atmış. Bir de sahaya atılan cisimlerle ilgili neler söylersin bunlarla ilgili? Ya abi bunlar hiç hoş değil. Bunlar gerçekten çok çok sıkıntılı. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Gerçekten Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları normal maçlar değil Türkiye'de. Yani onların gerilimi, bıraktığı izler, işte 90'larda oynanmış maçları hala 40 yaş üstü Trabzonsporlular anlatır. Yani neler olduğunu, neler bittiğini kendilerince, neler olması gerektiğini ya da 2010-11-13 zamanında zaten yaşananlar ortada. Dönüp baktığımız zaman Fenerbahçe ve Trabzonspor gerçekten hani birbirine tabiri caizse paslanmış demirlerle bağlı. Yani bu demirlerin kırılması işten bile değil. Doğal olarak bu demirlere çok yakınlaşmamak, bu demirlere çok fazla müdahale etmemek gerekiyor. O demirlerin de kızgın ateşle sarılı olduğunu düşünüyorum. Ama yani öyle bir şey yok ya. Hep birazdan küfür edeceksiniz. Hep birileri işte sahaya girecek. Bir şeyleri düzeltmeye çalışacak. Ya böyle bir şey o yok. Her şeyi önce sahada kazanılır. Önce sahada kazanmak gerekir. Fenerbahçe'de o gün sonuna kadar iyi mücadele etti. Fenerbahçe 10 kişiyle gerçekten müthiş bir karakter gösterdi ortaya. İsmail Kartal'ın geldiğinden beri en iyi Fenerbahçeliliğini kullandığı maç olduğunu düşünüyorum. Onun bir Fenerbahçe kimliği var. Onu kullandığı maç oldu. İsmail Kartal ekstra bir hoca değil. Ekstra bir şeyler de yapmayacaktır muhtemelen Fenerbahçe'de. Fakat Fenerbahçe gelmeyi hak etmişti. Çünkü onun hakkını yendiğini düşünüyordum o Aziz Yıldırım zamanından. Ama şu anki noktada 10 kişiyle kolay değil abi. Hiç kolay değil. Yani o dakikada 10 kişi kalacaksınız. Uzatmalar dahil neredeyse 80 dakikaya yakın 10 kişi oynayacak o takım. Yani hiç kolay değil bu işler. Doğal olarak Fenerbahçe'nin o gün bir karakter gösterdiğini düşünüyorum. Ama bu tarz şeylerde işte hep birazdan küfür edilmesi, birilerinin sahaya girmesi en ağır şekilde cezalandırılması taraftarıyım. Her zaman. Peki. Piri Sargın demiş ki hayırlı cumalar Aygün Bey, Allah size kolaylıklar versin. Her telden insanlara cevap vermek herkesin yapabileceği iş değil. Zor işin. Kalp kırmadan demiş. Teşekkürler. Piri Bey de çok teşekkür ederiz. Bir mesaj vardı, onu bulmaya çalışıyorum da. Gazi Kartalları demiş ki hayırlı sabahlar Aygün abi. Oğuzhan abi sorar mısın? 2 hafta sonra kritik bir Portekiz maçı var. Portekiz maçında Oğuzhan abi hoca olsaydı Enes, Burak, Serdar Dursun kime forma şansı verirdi? Saygılar sevgiler Oğuzhan abi demiş Gazi Kartalları. Teşekkür ederim. Saygılar sevgiler bizden. Yani Portekiz maçı çok zor olacak. Stefan Kunz güzel izler bırakmaya çalışıyor. Bunu hissediyorum. İşte iletişim kısmı kuvvetli. Diyalog kurmaya çalışıyor. Bütün basın mensuplarının sorularına içtenlikle cevap vermeye çalışıyor. Tüm bunlar çok güzel, çok doğru. Zaten Alman ekolünden geliyor. Türkiye'ye zaten ne kadar ılımlı olduğunu ve Türkiye'deki hatıraların ne kadar çok olduğunu bildiğimiz bir Stefan Kuz'dan bahsediyoruz. Hamit Altıntop'un oradaki varlığı çok çok değerli. Hem vizyonu, hem misyonu açısından, hem de futbolculuk kariyeriyle fark yaratması açısından değerli buluyorum bu organizasyonu. Yeter ki kalıcı olsun. Şöyle bir durum var. Hani Dünya Kupası'na gidemememiz durumunda bu planın devam ettirilip, bu projenin devam ettirilip ettirilemeyeceği daha önemli bir konu. Benim için daha önemli bir konu. Yani Kunsu, Hamit Altıntop birlikteliği, Sayın Nihat Özdemir'in bu işe nasıl bakacağı vesaire, bunlar çok çok önemli. Ama öncesine döndüğümüz zaman Portekiz maçında maalesef dezavantajlı olan, nasıl Galatasaray-Barcelona maçında Galatasaray'sa Türkiye-Portekiz eşleşmesinde de Türkiye. Tabii ki bu maçların refleksleri çok çok farklıdır ama Ronaldo'nun da artık yaşının geldiğini, 85'li olduğunu unutmadan hareket edeceğini düşünüyorum. Onun son Dünya Kupası olacaktır. Ronaldo bu olaya çok çok farklı bakacaktır. Bruno Fernandes, Jota, Felix, Bernardo Silva, yani gerçekten Guerrero'sundan, Semedo'sundan, Paulinho'sundan gerçekten çok iyi bir kadrodan bahsediyoruz. Yani hocaları da kurt bir hoca. Yani çok çok uzun zamandır Portekiz milli takımının başında, doğal olarak onların çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. İşin Burak, Enes, Serdar Dursun kısmına gelecek olursak da direkt olarak maçta ben Enes'le başlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ama Enes'in süre bulması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Burak da orada tecrübesiyle fark yaratma noktasında son zamanlarını geçirmeli. Serdar Dursun tabii ki kadroda bulunmalı. Bence yaptığı işlerle de bunu hak ediyor. Ben daha iyi için yapabilecek potansiyeli var Serdar Dursun'un. Serdar Dursun'u Trabzon başında çok beğendim. Ben de
Zaten Letonya maçında da girdiği zaman hemen oyunun rakibi yarı sahayı yıkma konusunda, şişirilen topları indirme konusunda pozisyona girmesiyle, skora katkı yapmasıyla Serdar Dursun gerçekten hani bu anlamda da milli takımda da iyi işler zaten yapmaya çalışıyor. Bunu görüyoruz, sadece Fenerbahçe için de değil. Zaten Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu. Burada öyle bir durum var. Daha iyisi olur zaten dediğim gibi. Ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, Fenerbahçe'nin oyuncu grubundaki bazı defolar Serdar Dursun'u da etkiliyor diye düşünüyorum. Ingolstadt bu sonuçta 33 gole toplam asist ve gol noktasıyla fark yaratmış, ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Enes'in şu performansının ödüllendirilmesi gerekiyor ki en çok Enes Ünal'ın alınmamasını isteyen adamların başında olarak bunu söylüyorum. Ben Enes Ünal'ın milli takımda çok şans bulduğunu, onun jenerasyonundan artık bazı oyuncuların artık şans bulması gerektiğini düşünüyordum. Ama Etafe'de bu sezon öyle bir sezon geçiriyor ki hem Ocak ayının hem Şubat ayının oyuncusu seçildi Etafe adına. Bu da Enes Ünal'ın ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor zaten. Çift haneleri lig bitmeden buldu. Benzema'yı takip ediyor. Evet, şimdi sorular var sevgili Oğuzhan. Fırat Çiftçi. Oğuzhan kardeşimin yorumlarını dinlemek çok keyifli. Teşekkür ederim ona demiş. Sayın Ali Koç'un bugün yapacağı basın toplantısı TFF'de istifa etkisi yaratır mı? Ben ihtimal vermiyorum ama yavaş yavaş istersen bu konuya da girmek istiyorum. Ne söylersin bu konularla ilgili? Ya Sayın Burak Elmas, Sayın Ali Koç konuşacakları yerde susan, susacakları yerde de konuşan iki başkan maalesef öyleler. Doğal olarak onların konuşmaları sadece manşet oluyor ama ekstra bir dönüş olmuyor. Gaza gelmek isteyen, tabiri caizse galyana gelmek isteyen sadece birilerinin yüksek tondan konuşmasını bekleyip sonrasında harekete geçmeye çalışan taraftar grupları var. Sosyal medyadan iş bitirip birilerini gönderen, birilerini getiren gruplar var. Bunları harekete geçiriyor. Sadece bu oluyor. Ama aslında Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarının misyonları konuştukları zaman gerçekten işlevsel konuşmalar yapmaları gerekiyor. İcraatı anlamında söylüyorsun. İcraat anlamında söylüyorsun. Yani bir şey söylediği zaman yani onu... İcraat yapacaksınız. Yani sizin bir kere vaat ettikleriniz o kadar fazla ki sizin en büyük bir icraat kaybınız veya en büyük bir küçük bir hayal kırıklığı çok farklı bir şekilde konuşuyor. Yani Sayın Ali Koç'un, özellikle Sayın Ali Koç'un geldiği zamanki hayal ettirdikleri söylemleri, duruşu, vizyonu, itibarı, tüm bunları koyduğunuz zaman yan yana farklı bir şey çıkıyor ortaya. Derya Deniz çıkıyor aslında baktığınız zaman, ama Derya Deniz'in hangi kısmından Fenerbahçe yararlandı diye düşünce soracak olursan da hiçbir şey. Ya bugün konuşacaktır, bugün sert perdeden konuşacağı anlar olacaktır. Ama neleri değiştirir diye bir soru varsa ben hiçbir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Burak Elmas'ın TFF yönetiminin işte başkanı dahil istifaya davet etmesinden sonra iki tane yerde manşet olup ondan sonra gün Galatasaray'ın mağlubiyetiyle sonuçlanan maçlar dinledik biz. Ya bunlar oluyor ve gerçekten Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları o takımların, o kulüplerin, o camiaların kimliklerini kullanarak iş yapmamalılar. Kendi kimliklerinden de artık bir şeyler vermeleri gerekir. Kendilerinden de bir şey vermeleri gerekir. Bu bahsettiğim şey maddiyat değil. Bazı şeylerde maddiyatın çok üstündedir. Bunların kullanılması ve bunların ortaya çıkması gerekiyor. Emre Özelçinler, geçtiğimiz sezon görme engelli maçı izlemiştim diyor. Engelli olarak yaşamanın zor olduğu ülkemizde bir de spor yapmaya çalışıyorlar. Çok takdir ediyorum, edilecek bir durum. Oğuzhan kardeşime selam olsun demiş. Emre Özelçinler. Estağfurullah. Görme engelliler futbolunu takip etmeye devam etsinler. Gerçekten sosyal medya konusunda çok çok gerideyiz. Futbolumuz gelişiyor. Avrupa'nın en çok gelişen liglerindeniz ki deplasmanlı bir ligimiz var. 14 hafta boyunca 7 içeri 7 dışarı oynuyoruz. Zaten şu an hala hazırda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İşte 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı çıktı. O da benim takım arkadaşım. Bundan da ona orada selam olsun Hasan Şatay'a. 2018'de Dünya Kupası'nda 13. olunmamıza rağmen dünyanın en iyi 5'ine seçilmiş bir Hasan var. 2019'da ben en iyi genç oyuncu seçilmiştim Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önceki turnuvada. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra maalesef pandemi çıktı, gelişimimiz durdu. Tekrardan başladık. İyi şeyler hayal etmeye çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten hem yaşamak hem bu futbol oynamak, özellikle bilinçsizliğin çok çok fazla olduğu yerlerde sıkıntı oluyor. Ama hayat her zaman yaşamaya değer. Hayat her zaman hayal kurmak için devam ediyor. Tutkumuzu kaybetmemeliyiz. Tutkumuz da futboldan geçiyor. Hem konuşurken hem futbol oynarken ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Hakan, aramız var mı? Oğuzhan, çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra bu hakemlerle ilgili konuşmak istiyorum. 13 tane hakemle ilgili. Senin düşünceni çok merak ediyorum. Bu operasyonun şu an yapılması sence doğru mu değil mi? Bunları konuşmak istiyorum. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra ters köşe devam ediyor.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet Oğuzhan, sevgili Oğuzhan'la sohbetimiz devam ediyor. Bir yandan da mesajlar da yağıyor sevgili Oğuzhan. Muhammed Nur, günaydın abi, ben Muhammed, Suriyeli mülteciyim. Gaziantep'ten selamlar, bir Fenerbahçe taraftarıyım. Oğuzhan abime selamlarımı iletir misin rica etsem, onu ve sizi çok seviyorum demiş Muhammed Nur. Teşekkür ederim, biz de Muhammed'e selamlar. Bütün mültecilerin de yaşama hakkının olduğunu, bütün mültecilerin de tekrardan var olmak için onlara birilerinin el uzatması gerektiğini tekrardan vurgulayarak işte hem Ukrayna, Rusya, hem işte Suriyelilerin yaşadıkları, zaman zaman Filistinlilerin, zaman zaman Myanmarlıların yaşadıkları, tüm bunlar dünyanın görmek istemediği en büyük problemlerden. Tekingül, sabah programınızı beğenerek dinliyorum. Çok saygılı, sabırlı, mütevazi bir insansınız. Ayrıca ben de Fenerbahçeliyim demiş Tekingül. Neler söylüyorsun benle ilgili? Bak bana da güzel şeyler geliyor. Bu arada çok dikkatimi çekti işte. Kalp kırmıyorsunuz Aydın Bey, mütevazisiniz. Yani ben de ekleyeyim, çok tatlısınız, çok iyisiniz. Gerçekten hani Aygün Özipek şu spor medyasında hani ağırlığıyla, söylemleriyle de bence çok çok iyi yer eden insanların başına geliyor. Yani ben ilk telefonla aradığında zaten hani biliyorsun direkt böyle numaram da o zaman yoktu doğal olarak. Şaşırdım ama hemen tanıdım. Çünkü dediğim gibi öncesinde de dinlemiş olduğum için iz bırakmışsın, hemen tanıdım. O günden beri de birlikteliğimiz iyi bir şekilde devam ediyor. Umarım ben de senin mutlu edebiliyorumdur. Memnun her zaman, her zaman olur böyle şey. Şimdi demin Orkun Kalay bağlandı ya. Diyor ki telefonu yüzüme kapattınız. Soruyu aldıktan sonra kapattık ya. İnsanların suratına kapatmadı ki telefonu. Niye öyle yanlış anladın? Çünkü... Ya şöyle bir şey oldu. Orhun Bey'e siz sürekli hani sorunun gelmesi gerektiğini söyledin abi sen. O da yoruma gidiyor çünkü. Sonra devam ediyor ve gerçekten hani ikili bir polemiğe dönecek gibiydi. Ondan dolayı. Yanında da hani süre işi var. Aynen, burada doğru. Süre var bir de. Orhun Bey bu arada cümlelerini çok naif bir şekilde kurdu. Güzel kurdu canım. Sıkıntı yok. Çok güzel. Mersin'e selam olsun. Biz iki kampı... Biz ona bir tantuni ısmarlarız. Bir tantuni ısmarlarız Orhun Bey'e. Anlaşırız kendisine. Tabii ki ya. Yani bunun kesinlikle bir art niyetle alakası yok. Orhun Bey de sakın yanlış anlamasın. Hani programın akışını, süresinin de belirli olduğunu program öncesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğan birkaç gündür çıkıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ben şu ana kadar tatmin olmadım açıkça söyleyeyim. İşte baktığımız zaman bugün sistemi tıkadıkları için yolumuzu ayırdık diye cümlesini kullandı bu ara. Hakemlerin performansları yetersiz dedi sevgili Oğuzhan. Kurumun üstüne kendilerini görüyorlar dedi. Siyasetle işlerini yürütmeye çalışıyorlar gibi bir sürü bahaneler saydı. 13 hakemi gönderişiyle ilgili neler söylersin? Ligin bitmesine 10 hafta var. Bu operasyonun bu tarihte yapılması sence doğru muydu? Bu hakemlerle ilgili neler söylersin sevgili Oğuzhan? Lig bitti Aygün abi. Bu işleri şu an yapmak çok kolay. Ama lig şampiyonam bitti ama küme düşme noktası da bitmedi. Ya orada devam ediyor savaş. Büyük takımların tabii ki orada da devam ediyor. Fakat şöyle, buradaki takımların lobi gücüne, medya gücüne, hatta siyasi güçlerine baktığımız zaman zirvede olan, ya daha doğrusu 3 büyükler, bunun yanında da Trabzonspor'un, yani 4 büyüklere baktığımız zaman şampiyon olan bir takım var neredeyse. Doğal olarak onların çok dert etmesi gereken bir şey kalmıyor. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş 3. 2. mücadelesi öyle, hepsi bu. Galatasaray zaten hani ne yaptığı belli değil bu sene ve hedefi kalmadı sonuç olarak, lig olarak. Yani ya buna baktığımız zaman bence yapılırken en kolay süreçlerden birinin geçirildiğini ben düşünüyorum. Bu benim görüşüm tabii ki. Katılmayan olabilir. İşin siyasi kısmından güç alma, kendilerini kurumun üstünde görme. Eğer abi böyle bakacaksak, yani çok fazla Türkiye'de kurumlardan derdest ettirilmesi gereken elemanların ve bünyelerin olduğunu düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de zaten çoğu insan işini siyaset üstünden kurmaya, yönetmeye, götürmeye çalışıyor. Bu zaten bizim en büyük problemlerimizden. Hatırlasınlar, pandemi zamanında bu takım, daha doğrusu pandemi sezonunda 21 takımla girip ligden düşürülmeyi kaldıran tek Avrupa takım ligi olduk. Dünyada yani tek değil biziz zaten, doğru söylüyorsun. Herkes düşürmeye çalışırken sayıları biz yükselttik.
Bunu kim yaptı? Bunu siyaset yaptı. Bunu herkes biliyor yani. Burada teşekkürler kimlere edildi? Burada kimlerin afişleri, kimlerin billboardları bastırıldı şehirlerde, sergilendi? Bunları herkes görüyordu ve herkes biliyordu. Doğal olarak siyasetin maalesef futbolu çok çok büyük bir etkisi var. Bunu hiç kimse yatsıyamaz. İnkar eden de bilmiyorum yani. Çok suyorsa buna dokunmuyordur anladığım kadarıyla. Bu, yani sen bu sürecin ama, doğru olduğunu mu düşünüyorsun? Yani bu süreç derken yani bu dönemde doğru, bu... Doğru ama yapılış şeklinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ben böyle şeyler yapılmalı ama Cüneyt Çakır gibi, özellikle Fırat Aydınus gibi sizin Avrupa'da gerçekten çok fazla sorumluluk almış, çok fazla maç yönetmiş hakemleriniz var. Bunlar kolay yetişmiyor. Bu arada gerçekten hakemler çok kolay yetişmiyor. Yani özellikle balda işte amatör liglerde maçlar yönetilirken işte çamurlarda maçlar yönetiliyor. Saldırılara uğruyorlar. Futbolcular darp ediyor. Taraftarlar darp ediyor. Türlü türlü gerçekten maddi olarak da çok az kazanıyorlar tabii ki o zamanlar. Gerçekten büyük çileler çekerek onlar kokartları takıyorlar. Ya bunlar o kadar kolay olmuyor. Bunlar sadece birilerinin adamları olmakla açıklanamaz. Hele bazıları tabii ki amcasının oğlu, işte babasının şeyinden geliyor, hakem atamaları, tamam tüm bunlar var. Böyle hakemlerimiz de var. Ama hepsini sadece buradan okursak emek vermiş gerçekten başarılı olan hakemlerin de istikballerine şart düşmüş oluruz. Bu çok da çok iyi bir şey olmaz. Ferhat Bey'in yaptıkları kimini tatmin eder, kimini etmez. Ama günün sonunda Türkiye'de hakem probleminin olduğu gerçek. Sadece isimler üzerinde değil ama sistem üzerinde de. Yani kural kitapçığına bağlı kalıp hem onları uygulayamayıp hem de futbolun içinden gelmediğiniz için, futbol oynayanı anlayamadığınız için eyyam yapıp her iki tarafı da yakmayayım ya da yanıyorsa her iki taraf yansın mantığını da güttüğünüz için hiçbir şekilde de huzurlu bir futbol iklimi olmuyor Türkiye'de. Doğal olarak bu anlayışın değişmesi gerekir. Anlayış değişmediği sürece Cüneyt gider, Ali gelir, Ali gider, Oğuzhan gelir, Oğuzhan gider, Aygün gelir. Aslında burada isimlerden ziyade sistemi ve zihniyetin değişmesi gerekiyor. Zihniyet de öyle kolay değişmeyecek. Önce MHK'nin seçiliş tarzı, belirleniş tarzı değişecek. Bunu TFF Başkanı iki dudağın arasında söylemeyecek ya da belirlemeyecek. Bu o kadar kolay olmamalı. Bunlar değiştirilmeli öncelikle. Bunların değişmesi gerektiğini düşünüyorsun. Biraz da sevgili Oğuzhan, hafta sonuna dönmek istiyorum, maçlara dönmek istiyorum, ikincilik mücadelesine dönmek istiyorum. İstersen oradan başlayalım. İkincilik mücadelesini nasıl görüyorsun? Oradan başlayalım. Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demir, Alanya gibi takımlarımız var şu an. Şimdi Konya, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanya, Adana Demirspor, Beşiktaş evet Beşiktaş, evet doğru. Şimdi Konya Kayseri ile oynayacak. Konya Kayseri ile oynayacak. Alanya maçı, Alanya Spor Fenerbahçe ile oynayacak. Zaten Beşiktaş'ın Galatasaray ile maçı var. Adana Demir'in de Sivas'la maçı var. Baktığımız zaman çok çok zor maçlar bu arada. Hiçbirinin maçı kolay değil birbirleriyle. O kadar iyi bir kaybeden gider mi diyorsun? Kaybeden gider mi diyorsun? Puan veya puanlar kaybeden gider mi bilmiyorum ama psikolojik üstünlüğü kazanan alır abi. Ben kesinlikle bu haftanın belirleyici haftalardan olacağını düşünüyorum. Özellikle Alanya Spor'u çok önemsiyorum abi. Şöyle Davidson gitti. Davidson onların en etkili oyuncusuydu ki geçen yıl Alanya Spor bonservis vererek aldıkları tek oyuncu Davidson'dı. Davidson'dan çok çok iyi katkı aldılar ki ilk yarının da en iyi oyuncularından da Alanya adına. Ameli Giorgio ve Novais ile beraber. Bunun yanında Davidson gitti. Kanda Yaş'a süre veriyorlardı. Hamle oyuncusu olarak Bülent Hoca'yla da yolu ayrı. Farioli'yi aldıktan sonra Oğuz Aydın çok çok süre bulmaya başladı ki Oğuz Aydın'ı ben çok önemsiyorum. Bülent Hoca da ona şans veriyordu. Farioli de devam ettirdi ki Oğuz Aydın bu hafta 11 oynadı ki Kayseri'de gol attı. Buca altyapılı, Buca'da oynadı. Üçüncü ligden geldi. Şu an gerçekten fark yaratır noktaya geliyor. Kerem Aktürkoğlu gibi hani bir sükse yapmadı şu an için ama onu yapması en muhtemel oyunculardan. İşte Gökdeniz Bayraktar, Kerem Aktürkoğlu veya Oğuz Aydın bu üçü de üçüncü ligden çıkıp Süper Lig'de oynamaya çalışan ve gerçekten de umut vadeder performans sergileyen oyunculardan. Oğuz Aydın'da 2000'li olduğunu hatırlatmak istiyorum abi. Efkan, işte Umut, Furkan Bayır. Furkan Bayır da Menemen'den aldılar. Onlar Altik'ten aldılar. Ondan fayda alıyor. Ben Farioli'nin Alanya'da çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Hem iklim olarak hem oradaki futbol yönetiliş tarzı, futbol aklı, Cenk Bey'in orada varoluşu, Hasan Bey'in futbola çok müdahale etmiyor oluşu. Tüm bunlar Alanya'nın çok çok büyük doğruları. Sürekli oyuncu satan, sürekli oyuncu kaybeden takım ama sürekli de birilerinin boşluğu bir şekilde doluyor. Hani asıl olan kulüptür, asıl olan takımdır. Mottosu Alanya'da kesinlikle yer buluyor. Fenerbahçe için çok zor bir maç olacak. Özellikle Mert'in ve İrfan'ın olmayışı da Fenerbahçe'nin orta sahada topla dribling yapma açısından işte tempo yapması ya da aldığı topları olumlu kullanması organizasyonlarının zaten eksik olan organizasyonları iyice düşürecektir.
haftalardır bir şey yapmayan, yaptığı en küçük şey dahi haftalarca konuşulan bir Mesut Özil var. Onun sorumluluk alması gerekiyor. Mesut ya da işte sanki böyle ligi kafasına bitirmiş gibi pozisyonda gördüm ben Trabzon maçında. Girdiği zaman bile yani o şeyi vermedi bana, havayı vermedi. İşte abi her şeyi konuşmakla olmuyor. Yani tamam bir olalım, burası Fenerbahçe, hadi aslanlarım, hadi çocuklar diyorsunuz ama sizin de bir şey yapmanız lazım inandırıcı olabilmesi için. Hı hı. Yani siz konuşursanız, sadece konuşan tarafta olursanız ve sizin misyonunuz oynamak üzerineyse, siz Mesut Özil'seniz doğal olarak biraz sizin de bir şeyler göstermeniz lazım. Konuştuğunuz zaman inandırıcılığınızı kaybetmemeniz lazım. Bence Mesut Özil inandırıcılığını hem taraftar nezdinde hem Sayın Ali Koç nezdinde kaybetmiştir. Sayın Ali Koç'un da ben Mesut'a kırgın olduğunu düşünüyorum. Her şeyin önünde transfer yanlışı falan, onlar değerlendirilir. Bence yanlış falan da değildi. Ama kesinlikle kalbi olarak bir kırgınlığının olduğundan eminim. Bu anlamda Fenerbahçe'nin hani bu hafta çok zor bir maç oynayacağını, ben puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Ben Alanya'nın en kötü bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. Kayseri-Konya maçı var. Bu maç da çok zor olacak. Kayseri Spor ikinci yarının en flaş takımlarından olacak diyordum. Zaten o noktada gidiyorlar aslında bu hafta Alanya'yı kaybetmelerine rağmen. Konya Spor'a Galatasaray hayat derdi. Gerçekten 3 maç üst üste kazanamama serisini Galatasaray karşısında ilk 20 dakikada bulduğu gollerle hem Ramonović attı hem de Ahmet Aslan attı. Goller en çok ihtiyaç olan oyuncuların başında geliyordu bu ikisi. Bu ikisinin gol bulmasıyla Galatasaray rahat bir şekilde yendiler. Çok rahat bir şekilde yendiler. Kayseri-Konya maçı gerçekten zor olacaktır ama eğer Konya Spor maçı kazanırsa tekrardan o ikincilik psikolojisini alacaktır. Tabii ki şampiyonluk İlhan Palut için çok çok bir hayal, büyük bir hayaldi. Tüm takım için iyi bir hayaldi. Ama gerçekçi bakıldığı zaman Trabzonspor'la bu sefer başa çıkmanın çok da zor olduğu bir sene geçti. Yani doğal olarak eğer Konyaspor ikinci olursa tümüyle müthiş bir başarı hikayesinden İlhan Palut ve talebeler adına bahsederiz. Adana Demir Sivas maçı var. O iki takım için de zor maç olacaktır. Hem Vincenzo Montella hem de Rıza Çalınbay. Zaten iki tane hoca takımından bahsediyoruz. Ben Adana Demir'in bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak çok düşen takım değil. Ataklarını fiziksel yoğunluğun dışında da teknik kapasiteyle de sergilemeye çalışan Adana Demir var. Takım savunmasında eğer de iyi yaparlarsa ben Sivas'ı geçeceğini düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim. Beşiktaş ve Galatasaray'dan da avantajlı olan takım kesinlikle Beşiktaş. Ben Başakşehir maçında da belli periyotlarda çok beğendim. Galibiyeti hak eden takım kesinlikle Beşiktaş'tı. İlk Vodafone'da oynanan maçta Çıkıldoğan'ın attığı bu gol vardı, işte Kaleler'in iki tane atmıştı. Şu an nelerin ne Çıkıldoğan, Galatasaray ve Beşiktaş'ta 11 oynayan iki oyuncular değiller. Tribün avantajı, tribün avantajı Galatasaray'dan yana da olacak. Bu çok önemli bir faktör aslında baktığın zaman. Sen gene Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum diyorsun ama. Ama şöyle abi, ya pazartesi günü hava çok kötü olacak. Orada 50 bini bulabilecek mi Galatasaray? Zemin ne kadar Galatasaray'ın topu yerde tutmasına izin verecek? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın da bir gol bulma sıkıntısının olduğu aşikar. Eğer Beşiktaş stoper performansından verim alırsa o gün, ben Galatasaray'a sorun çıkaracağını düşünüyorum. Peki maç benim için beraberlik kokuyor ama kazanan bir takım çıkacaksa bunun Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Peki sen teknik direktör olsan Mustafa ile mi başlarsın, Gomis ile mi başlarsın? Ben bu maça kesinlikle Gomis'le başlarım. Aynen, ben de aynı düşünüyorum. Ben de Gomis'le başlarım. Sürekli kesinlikle, zaten cezalarına sürekli giren bir takım değil Galatasaray. Daha doğrusu girip oralarda hani %100'ü yakalayan bir takım değil şu an için. Domenech Torrent de bu da düştü bu arada. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımıydı Galatasaray. Domenech Torrent geldiği zaman, Fatih Terim zamanında. Bunu sonuçlandırma noktasında problem yaşıyordu. Galatasaray'ın net pozisyona girme adedi de azaldı. Doğal olarak Gomis biraz daha golcülük özelliği, tek vuruş özelliği, biraz daha o finisher dediğim şey daha iyi. Ben Gomis'te başlar. Hani ne kadar yetiyor bilmiyorum fiziksel gücü. 60'sa 60, 50 ise 50 ama bunu %100 bir şekilde Gomis'te kullanmak isterim. Doğru. Tabii bir de düşme hattına baktığım zaman tabii ki görüntü anlamında biraz Yeni Malatya'nın işinin çok 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 zor olduğu gözüküyor. Çaykur Rize de çok zor durumda gözüküyor. Senin diğer adayların kimler mesela? Altay var, Göztepe var, Giresun var, Kasımpaşa var, Demir Grup, Sivas. Şimdi onlardan uzaklaşmış. Onlar... Özür dilerim abi. Estağfurullah. Onlardan uzaklaşmış Giresunspor ve Kasımpaşa var. Yani Sami Hoca olsun, Hakan Hoca olsun, özellikle Hakan Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Takım
ilk 5 hafta gol bulamadı. Yani bu takım bu noktadan bu noktaya geldi ve şu an takım savunması en iyi takımlardan. Maç başına kalesine en az isabet şut ettiren, şut çektiren 3 takımdan biri Giresunspor. Bu çok değerli özellik. Bunu hep söyleyeceğim. TFF 1.lik'te de 10 küsur maç gol yemeden galip gelen bir Giresunspor performansı vardı zaten. Doğal olarak hani Giresunspor'un yaptığı işler şaşırtıcı değil. Ara transferde de Muhammed Gümüşkaya olsun, Kikinli olsun, bu iki oyuncudan da performansı dönüştürmeye başladılar. Özellikle Muhammed'in o transferinin hem Giresunspor adına hem Muhammed adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de iyi bir oyuncu kaybettiğini kısa sürede de olsa düşünüyorum. Çünkü Muhammed oynadığı zamanda da Fenerbahçe'de çok iyi performanslar sergilemişti. Doğru. Muhammed'in bir tane kötü maçını gösteremez hiç kimse sezon başında oynarken. Yani Muhammed oynasaydı bugün kimse niye Muhammed oynuyor demeyecekti. Ama Giresunspor'a gitti. Umarım o da Okan Koçuk gibi performansı dönüştürüp Fenerbahçe ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edenler. Kasımpaşa için zaten Jackson Vega olsun, Benones olsun, Umut Bozok olsun, hatta zaman zaman Eyserik olsun, Doğucan Hasbolat olsun. Gerçekten çok iyi performanslar bireysel olarak gösteriyorlar. Kasımpaşa'da o küme tehlikesini atlattı gibi. Yani muhtemelen bir iş hafta sonra artık onları hiç konuşmayacağız bile diye düşünüyorum. Göztepe Altay, ya Göztepe ile ilgili Maestro ve Thomas ikileminde konuşmuştuk. Evet. Altay'da da şöyle bir durum var. Mustafa Hoca'dan sonra Mert Novra Hoca geldi. O da gitti. O da gitti. Süreli kaldı. Evet, Serkan Özbalta geldi. Serkan Özbalta 42 yaşında. Keçiören'le olsun, Manisa'yla olsun ikincilik şampiyonlukları oldu ve gerçekten hani o geriden oyun kurma konusunu alt liglerde en çok önemseyen, pas organizasyonlarını daha farklı yapmaya çalışan teknik direktörlerin başında, ki geldikten sonra Altay'ın da bir tık da olsa kimlik değiştirdiğini düşünüyorum. Puanlar aldılar. Bu haftada düşmesi en muhtemel Malatya'yla oynayacaklar. Altay bu maçı direkt olarak hedef görecektir. 3 puan olarak bakmak zorundalar. Ki o 3 puanı almak zorundalar eğer kalmak hedefini gerçekçi tutmak istiyorlarsa. Eğer Büyük Altay bir direniş gerçekleştirecekse de onun yolda Malatya alacağı 3 puandan geçiyor. Tamam, Göztepe'yi mağlup etmişlerdi derbide ama bu Malatya maçı onlar için sadece 3 puan ifade etmeyecektir. Rize'ye geldiğimiz zaman ara transferde Getson'u bir şekilde getirdiler. Yusuf Sarı geldi Trabzonspor'dan. Bu transferler iyi transferler olsa da onlar takım savunması konusunda hep problem yaşıyorlar. Yani doğal olarak gol yeme problemleri hiçbir şekilde bitmedi. Ya teknik direktör değişimi oldu, işte Hamza Hoca geldi, sonrasında Bülent Hoca geldi vesaire. Gerçekten Rize Spor'da Tahir Kıran'ın söylemlerinin dışında çok da böyle parlak bir şeyi göstermiyor ortaya. Onların ben düşeceğini düşünüyorum. Bu noktada bu düşme tarafını bu şekilde açıklayabiliriz. Sevgili Oğuzhan, çok teşekkürler. Ben de sana ve dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, sevgiler. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Hattımıza da sevgili Oğuzhan Yokuş vardı. Görme engellen bir takım oyuncusu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkese de hayırlı cumalar diyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.